Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta Ters Köşeyi sunar. HDI Sigorta. Herkese günaydınlar. Ben Ülp Yıldız, Aygün abi izinde yine karşınızda ben varım. Bu hafta boyunca 10-12 arası Radyo Spor'un en güzel saatinde sizlere hitap etmenin, seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tabii sadece ben konuşmayacağım. Telefon bağlantılarımız olacak yine. Açıkçası güzel, keyifli bir sohbet, keyifli bir 2 saat olmasını bekliyorum. Bugün Galatasaray'la başlayacağız. Birazdan asist analizden sevgili İlhan Tüysüz telefon attığımızda olacak ve İlhan'la Galatasaray'daki sıcak gelişmeleri konuşacağız. İlhan hoş geldin, günaydınlar. Abi hoş bulduk, günaydın diliyorum herkese. Teşekkürler sevgili İlhan, sağ ol beni kırmadın, işin arasında bize de vakit ayırdın, çok teşekkür ediyoruz. İstersen sıcak gelişmeyle başlayalım. Dün gece ilk olarak Pasquale Sensibil'le yolların ayrıldığı duyuruldu, bir paylaşım yapıldı. Birkaç dakika sonra da Cenk Ergün açıklandı. Hepimizin beklediği bir hamleydi. Nasıl değerlendiriyorsun, doğru buluyor musun bu yeni yapılanmayı? Şimdi daha önce biliyorsun abi seninle Sensibil'i konuşmuştuk. Yani hani görevde bulunduğu sürede ne yaptığına dair hiçbir fikrimiz yoktu. Nitekim de zaten bir şey de yaptığını görmedik. Sensibil'in orada durma bir sebebi amacı olmadığından dolayı yeni yönetimde haliyle geçmişte Cenk Ergün'le çalıştığı için Cenk Ergün'ü oraya uygun gördü. Bu hamleyi ben açıkçası olumlu karşılıyorum. Nitekim bir şampiyon kadro vardı, hatırlıyorsun abi. Hı-hı. O kadronun temellerini atan kişidir en azından Cenk Ergün. Hani pozitif tarafından bakıyorum. İşte tabii negatifleri var elbette ki ama pozitif tarafından bakıyorum ben olaya. Sonuçta birbirlerini tanıyan insanlar, iletişimde bir kopukluk olmayacak. Bu nedenle Cenk Ergün oraya geldi. Hayırlı olsun diye. Evet, ben de açıkçası son şampiyon kadroyu oluştururkenki başarısını takdir ediyorum. Yine açıkçası hem Eşref Hamamcıoğlu'nun hem de Dursun Özbey'in çalışmak istediği bir sportif direktör olduğu için uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığını da biliyoruz. O görüşmeler sonucunda hızlıca transfere başlayacaktır İlhan. Bunu zaten soracağım birazdan sana. Ama bugün bir gelişme yaşanacak mı? Galatasaray taraftarları yine önce Torrent'in sözleşme feshini artı sonrasında da Okan Burun açıklanmasını bekliyor. Bugün için neler söylersin? Sevgili İlhan orada mısın? Hayır. Şu an sesim geliyor mu? Ha, şu an geliyor evet. Şöyle bir durum var, artık Galatasaray bir hareketlilik yapacak bundan sonra. Bugün yaşanabilir çünkü Torrent'i bir an önce göndermek istiyor yönetim. Bizim bir görüşme oldu. Orada Torrent'in birazcık sert bir tutumu oldu. Anlaşmaya yanaşmadı ama bence yönetimi en kısa sürede bu sorunu çözüp, yani bugünden bir sonuç bekliyorum Torrent'le ilgili. Ardından Kamburuk davet edilir. Sevgili İlhan, şöyle bir problem yaşıyoruz. Sesin kesik kesik geliyor. Daha iyi çeken bir yere geçebilir misin acaba? Tamamdır. Evet, İlhan'ın önemli şeyler anlatıyor ama sesini tam olarak duyamadığımız için şimdi müsait bir yerden tekrardan sohbetimiz devam edecek. Sizler de soru, görüş, eleştirilerinizi değerli dinleyenler eyupyıldız.net Instagram adresi üzerinden canlı yayına ulaştırabilirsiniz. Sizlerin de... Alo. Evet, İlhan hoş geldin. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. İlhan, Dominik Torrent'in sözleşme feshi artı Okan Burun açıklanma ihtimali, bugün bunu değerlendiriyordun az önce. Hareketlilik bekliyorum. Torrent'le çünkü bir an önce çözmek istiyor yönetim. Çünkü görüşme gerçekleştirildi ama orada
Torrent'in sert bir tutumu oldu. Ancak hani o iş bugün halledilir, yarın da Okan Hoca gelir gibi bir görüntü var şu an için. Torrent indirim yapmayacak duyumları var ki havaalanındaki görüntülerini mutlaka sen de izlemişsindir. Çok agresif, çok sinirli bir şekilde geldi. TRT'de çalışan kameraman arkadaşımız ve spiker arkadaşımızı böyle elinin tersiyle itti. Sinirli ve agresif bir Dominik Torrent var. Totalde de teknik ekibi Pasquale Sensibil ve Dominik Torrent'in alacağı para da 4,5 milyon euro deniliyor. Sen indirim yapmasını bekliyor musun? Paranın maliyetinin düşmesi durumu olabilir mi? Ya bunun için uğraşılıyor, ancak şu var, şunu diyemem yani, Torrent indirim yapmak zorunda vesaire diyemem. Sonuçta ortada bir sözleşme var. Yani hak ediş olarak bu verilmişse kendisinin bunu talep etmesi kadar doğal bir durum yok. Ancak burada biraz daha iyi iletişim kurarak belki Torrent'le biraz da olsa indirim yapılabilir gibi düşünüyorum. Veya işte zaten taksit hakkı var Galatasaray'ın, bunu belirtelim. Çünkü 10 taksitle ödeyebilir bu parayı, 4 milyon euroyu her ay 400 bin euro verecek şekilde. Ama orada bir indirimle çıkartılmak isteniyor. Jason Denayer Marco'nun Sevilla ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor ve Cenk Ergün de Jason Denayer ile ilk görüşmeyi yaptı ve Denayer'de yani bir problem gözükmüyor. Bir sakatlık problemi vesaire yaşanmazsa Galatasaray'da oynaması bekleniyor. Sen Jason Denayer için neler söylersin? Denayer sonuçta Galatasaray'da, yani bir Galatasaray'da diyebiliriz Denayer için. Biraz yürekten oynayacak eğer transfer edilirse, ki oynadığı dönemde de taraftarın sevdiği bir isimdi. Muhteşem bir performans ortaya koydu mu? Hani koydu diyemesek de yine bir ortalaması vardı. Denayer Lyon'da daha fazla gelişti, oynadı. Üzerine kattığını düşünüyorum. Yani Galatasaray'a faydalı olur mu? Bence Galatasaray'a faydalı olur ve hani gerçekten formayı belirleyerek oynayacak bir oyuncu. Galatasaray'ın buna da ihtiyacı var açıkçası, aidiyet olarak. Denayer başarılı olur. Bir de Denayer haberinden dolayı abi benim seni tebrik etmem gerekiyor açıkçası. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ama sen de birçok haberi hem sosyal medyada hem de çalıştığın kurumda defalarca paylaştın. Onu da yine belirteyim ama teşekkür ediyorum güzel sözün için. Senin görüşün nedir abi Denayer'le ilgili? Şimdi ben Galatasaray'ın stoper rotasyonunun çok şişkin olduğunu düşünüyorum. Galatasaray sadece Marco'yu satarak da orada bir rahatlama gerçekleştiremez. Dominik Torrent'in raporunda vardı mesela, Alparslan'ı da gönderilmesi gerektiğini raporlamıştı. Bir de Luyendama var. Ozan Vafor gitti değil mi? Yani o Charleroi opsiyonu kullandı. Ama evet, işte Luyendama ve bana kalırsa Alparslan'ı da gönderip Marco satışı sonrası oraya Jason Denayer ve Abdülkerim Bardakçı hamleleri gelirse çok güzel olur diye düşünüyorum. O zaman ki plan bu. Bu arada plan bu bana kalırsa İlhan. Devam ettireyim. Tamam. Yerli bir stoper kesinlikle isteniyor. Ve listedeki iki isimle biri de senin söylediğin gibi Abdülkerim Bardakçı, diğeri de Kaan Ayhan. Hı hı. Ama Kaan Ayhan'la Trabzon da ilgileniyor. Abdülkerim Bardakçı ile herkes ilgileniyor. Yani bu birazcık transfer rekabeti yaşanacak, yani kulüpler yine bir maliyeti arttıracak muhtemelen birbirleri transfere girdiği için. Yani umarım öyle durumlar yaşanmaz yani. En uygun maliyette oyuncular her takıma gitsin. 8+3 yerli kuralı yaparsan doğal olarak azıcık topa vurmayı bilen yerli oyuncunun piyasası bir anda yükseliyor ve herkes peşinden gidiyor. Onu da söyleyelim. Ben de böyle bir bilgi paylaşayım ama bekleyip göreceğiz. Bu arada Abdülkerim Bardakçı için de yani Konyaspor'un bir 5 milyon euroluk beklentisi var. Bu konuda yani çok böyle akıl kârı değil açıkçası şu dönemde 5 milyon euro yerli oyuncuya vermek. Senin buradaki görüşün nedir abi? Onu da ben sana sorayım. Galatasaray eğer Marco'yu satarsa oradan yaklaşık bir 8-8,5 milyon euro transfere, stoper transferine harcayabileceği bir bütçe çıkıyor. 8-8,5 milyon eurosu borca gidiyor.
geri kalanı da transfere harcayabiliyor, limite ekleniyor. Şimdi o paraya imza parası olmadan bir Jason Denayer ki veya düşük bir imza parası vererek Jason Denayer'i alırsan, yani atıyorum işte 1 milyon euro imza parası, 2 milyon euro da yıllık ücretle Denayer'i transfer etmeyi başarırsan eline 4-5 milyon euro para kalıyor. Tabii elinde böyle bir para var diye de git hemen hiç pazarlık yapmadan Abdülkerim Bardakçı'yı al demem. Ama 3-3,5'a bitirebiliyorsan Abdülkerim Bardakçı'yı alman faydalı olur ki duyduğuma göre de İlhan plan bu yani Galatasaray'da. Yani 5 vermeyi düşünmüyor Galatasaray. Mesela Eren Elmalı'ya da Kasımpaşa 5 istedi, Galatasaray 3 verdi. Galatasaray bana kalırsa Abdülkerim Bardakçı'ya 5 vermez ama 3-3,5 hadi maksimum 4'e bitebilir diye düşünüyorum. Onu yaşayıp göreceğiz artık süreci. Kesinlikle. Peki sevgili İlhan. Salim Manav paylaştı. Daha öncesinde ben de söylemiştim. James Rodriguez Türk kulüplerine önerildi. Bu arada sadece Galatasaray'a önerilmedi James Rodriguez. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da menajeri önerdi. Ben Türkiye'ye gelme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Sen neler söylersin? James Rodriguez aslında tam böyle o süperstar kapasitesini, yani o çıtaya çıkmak üzereydi ama bir türlü gösteremedi kendini. Çok yetenekli bir oyuncu ve aynı zamanda da takım oyunundan kopuk bir oyuncu. Muhtemelen yaşadığı problemlerin kaynağı da buradan geliyor. Ama çok yetenekli yani. Biz böyle oyuncuları severiz ülke olarak. Biliyorsun ki abi. Hani şimdi James Rodriguez ilgilenmesini istemiyorum demek çok böyle akıl kârı olmayabilir. Ama maliyeti yüksek mutlaka ki James Rodriguez'in. Biraz daha orada maliyet ön plana çıkacaktır. Geçen sezondan beri James Rodriguez'i buraya getirmeye çalışan menajerler var. Bunun için de uğraşıyorlar ama sonuçta artık Türk kulüplerinin verebileceği paralar belli açıkçası. Yani bu James Rodriguez, ben de senin söylediğin gibi birazcık zor görüyorum. Evet, James Rodriguez'i konuştuk. Küçük bir reklam aramız var. Reklamdan sonra birkaç transfer, birkaç oyuncuyu daha soracağım. Hatta sana güzel sorular da geldi. O soruları da sevgili İlhan ileteceğim ama birkaç dakikalık reklamımız var onun sonrasında. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Asist analizden İlhan Tülsüz'le Galatasaray'ı konuşuyoruz. Sonrasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'la ilgili de bağlantılarımız olacak. İlhan, Anderson Talisca'yı da çok merak ediyor. Bir dinleyicimiz de demiş ki Eyüp abi selamlar. İlhan'ı büyük bir keyifle takip ediyoruz. Kendisine Talisca'yı da sorar mısın? Ben burada okumayayım hesabı, sen de biliyorsun bir arkadaş var, mizah yapan bir arkadaş var. Anderson Talisca ile ilgili görüşmeler başladı diye tweet attı. Evet, arkadaşı hatırladım. Evet, tamam. Talisca ne diyorsun? Görüşmeler başladı mı sence? Abi şimdi James Rodriguez için söylediğim o maddiyat kısmı Talisca'da da geçerli. Talisca bence çok iyi bir oyuncu ve Galatasaray'da hani Galatasaray aradığı oyunculardan biri, çünkü ceza sahasında skor yapacak bir futbolcu ve ceza sahasına sonradan dahil olup golü bulan bir oyuncu. Esas hani Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı var. Ama yine dediğim gibi yani tarihte çok parayı seven biri demiyor, parayı tercih eden biri olduğu için sonuçta kariyerinin en tepe noktasında. Çin'e gitti ya, haklısın. Evet, Çin'e gitti yani hani biraz o parayı tercih ediyor Talisca. Hani olaya biraz böyle bakıyorum ben. Galatasaray'a gelmeye kalksa yüksek bir maliyet ortaya çıkacak. Ben de açıkçası pek bunu mümkün görmüyorum Talisca'nın transferini. Hani maalesef hani taraftar çok istiyor transfer, yıldızlar gelsin vesaire ama çok zor. Evet, sana katılıyorum ben de açıkçası. Anderson Talisca, hani böyle bir niyet var mı mesela Dursun Özbek yönetiminde? İşte Talisca vari bir transfer yapalım niyeti var mı? Var, onu söyleyeyim. Yani sen lansmana gelmiş miydin bilmiyorum, açıkçası hatırlamıyorum ama orada mesela çok net bir şekilde biz yıldız oyuncuları satmayı düşünmediğimiz gibi aksine elimizdeki yıldızları geliştirmeyi, yani oralara
Galatasaray'a takviye yapmayı, yeni yıldızlar transfer etmeyi düşünüyoruz demişti. Bunu da belirtmiş olalım. Halil Akpınar. Halil Akpınar Galatasaray'da anlaşmak, Galatasaray'a çok yakın olduğu, Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğu söyleniyor. Senin bu konuda bir bilgin var mı sevgili? Ya şöyle söyleyeyim, benim birinci ağızdan bir bilgim yok ama hani bunu ben de duydum. Biraz daha aslında bekleyip görmek lazım devamını. Ama böyle bir ilginin olduğunu duydum. Ancak bunu teyit ettirebildiğimi söyleyemem. Evet. Halil Akpınar da Galatasaray'da faydalı olur mu? Bence faydalı olur. Evet, Halil Akpınar aslında Kerem'in satışı özellikle gerçekleşirse Halil olabilir, yani o orada faydalı olabilir. Bir de sanırım şimdi 8+3 kuralı var. İki kanadı da Galatasaray Türk oyuncularla geçmeye çalışacak. Yani Kerem Aktürkoğlu satılmazsa tabii, Yunus Akgün, Halil Akpınar, Emre Kılınç. Dikkat edersen orada Baber ve Feghouli'nin de ayrılmasıyla beraber yabancı oyuncu kalmadı. O pozisyonda, o iki pozisyonda tamamen Türk rotasyonu oluşturup orayı Türklerle geçecekmiş gibi gözüküyor. Ben Halil transferini biraz böyle değerlendiriyorum İlhan, eğer gerçekleşirse. Evet, yani Galatasaray şu an en azından birkaç yabancı oyuncudan çıktı ama yine de çıkacağı yabancı oyuncular var. Onları da beklemek lazım. Şu an için hani Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu kağıt üzerinde bayağı iyi gözüküyor. Ancak hani Kerem bu kadar top seviyede bir performans sergilediği dönemde hani bence bir transfer yapar. Oraya artık gelecek Halil mi olur, bir başkası mı olur? Hani ters kanat, düz kanat, onları göreceğiz açıkçası. Birazcık hoca tercihi olacak. Okan Buruk nasıl bir oyuncu istiyor, profil istiyor. Ama Okan Hoca'nın da bir tane normal çizgi oyuncusu istediğini biliyoruz. Hani iki tarafa da ters ayak koymaktan yana olmuyor tercihleri. Bunu da artık Okan Hoca gelince göreceğiz. Evet, gelelim sevgili İlhan santrafor pozisyonu. Orada 3 tane yabancı santraforu var Galatasaray'ın. Başta Mustafa Muhammed olmak üzere Gomis ve Mbaye Diagne var. Galatasaray santrafor satışı yapıp oraya bir takviye yapacak mı? Yabancı bir santrafor alacak mı? Senin duyumların nelerdir? Ya ben şöyle bilgi olarak söyleyeyim bunu. Galatasaray bir golcü alacak. Golcü alacak ama yine şöyle bir durum var. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi. İşte o giderse golcü alınacak. İşte şu satılmazsa golcü alamayacak. Yani orada Mustafa Muhammed, Gomis. Açıkçası ikisinden de birini satıp diğerinin sözleşmesinden çıkmak gibi bir düşünce var ama hani bu nasıl gerçekleşecek onu göreceğiz açıkçası. Ve hani Cagne nasıl dönecek? Çünkü Cagne'de de enteresan bir futbolcu. Hani Cagne mesela çıkar işte hazırlık maçlarında golleri atar, kafaları karıştırır. Bu sefer kalsın diye bir baskı oluşur. Ama ligde biliyorsun ki atılacak golleri atıyor, atılmayacak golleri atamıyor. Yani orada bir dengesizliği olduğu için yani o yüzden Cagne kafa karıştırıyor yani. Hani bir bakarsın evet çok iyi oynar, bir bakarsın kötü oynar. Kafa karıştırıyor yani Cagne ama artık bu kadar kafa karışıklığına da ne taraftarı ne camianın bence sabrını kaldığını düşünüyorum. Orada net çözümlere gitmek gerek. Ama golcü gelecek, öyle söyleyeyim. Evet, bu şekilde değerlendirdin. Santrafor transferi konusunda da görüşlerini paylaştın. Peki en güçlü aday kim santrafor pozisyonunda? Gelirse mesela Hacı Wright ismi bir ara konuşuluyordu. Beşiktaş'ın ilgisi olan, Beşiktaş'ın da takip ettiği Muleka Galatasaray'a yine aynı şekilde yazılıp çiziliyor. Uzun zamandır mutlaka sen de takip ediyorsundur İlhan. Vedat Muriç'i özellikle de dış basında çıkıyor. Galatasaray'da santrafor pozisyonu için satış olursa en güçlü adaylar kimler? Ya bu adayların dışında da listede başka isimler varmış. Onu öğrendim, uzun bir liste. Ama Muleka için bu listeye dahil diyebilirim ama Vedat Muriç için bunu söyleyemem. Çünkü Vedat Muriç orada maliyetli bir transfer olur. Çünkü Lazio'nun aldığı bonservisi ortada. Yani Vedat Muriç için o iş kolay değil ama muhakkak ki bir golcü takviyesi yapılacak ama onun için de bir isim şu an için farklı bir isim söyleyemiyorum.
daha böyle görüşüp teyit ettirmem gerekiyor, bilgi almam gerekiyor. O nedenle biraz daha süreç işleyecek açıkçası ve şu anda da zaten her yere de saldıramıyor Galatasaray haliyle, çünkü yeni bir yönetim var, yeni bir futbol direktörü geldi. Yavaş yavaş ve transferin başındayız. Elbette ki şey de beklenecektir, yani daha uygun alınacak oyuncular, son dakika alınacak oyuncular da beklenecektir. Yani orada süreç işleyecek açıkçası. Hani bugün söylediğimiz transfer sonunda belki gerçekleşmeyebilir. O yüzden daha temkinli gitmekte fayda var. Yanıltmayalım da insanları. Ona dikkat etmeye çalışıyorum. İyi yapıyorsun. Peki sol taraf için Onyekuru yazılıp çiziliyor. Trezeguet gündemdeydi ama o Trabzon'la anlaşmak üzere. Özellikle Onyekuru'yu Galatasaray taraftarları çok merak ediyorlar. Dönme ihtimali nedir? Bir de Beşiktaş'ın da ilgisi var Onyekuru'ya. Hatta yani Galatasaray olmazsa ben onun Beşiktaş'la anlaşma ihtimalini çok yüksek görüyorum. İlhan, Henry Onyekuru'yu da değerlendirsen çok mutlu olurum. Ya Onyekuru gerçekten Galatasaray'da faydalı olmuş bir oyuncu. Onyekuru her zaman gelmeyi ister. Burada Galatasaray yönetiminin göstereceği artık reaksiyona bağlı. Hani Galatasaray yönetimi isterse Onyekuru'yu alır. Önceliği mi değil mi? Daha iyi, listede daha iyi oyuncular var mı? Bunları beklemek gerekiyor. Onyekuru ama muhakkak ki Galatasaray fayda sağlayacak bir isim. Hani bana sorarsan gelmesini ister misin diye, ben gelmesini isterim. Çünkü hani Avrupa'nın hani bana göre mesela en iyi koşu atan ilk 10 oyuncusuna sokabilirim. Tamam, hani spor üretmede belki mental anlamda zayıflıkları vardır Onyekuru'nun. Ama Onyekuru çok iyi bir koşu atıcısı. Ceza sahasına girer, spor üretmeye çalışır. Galatasaray'ın da birçok eksiğini çözebilir bu alanda. Kerem'den sonra da hani skor özelliği olacağı için orada bir eksiklik yaşanmayacağını düşünüyorum. Yani Onyekuru her zaman Galatasaray'a gelmeyi istiyor ama Galatasaray'ın bir isteği olması gerekiyor. Yani şu anda ben o isteği göremiyorum açıkçası. Güzel açıkladın, yine güzel paylaştın. Bir dinleyicimiz kaleciyi sormuş. Galatasaray'ın önümüzdeki sezonki kale rotasyonu nasıl olacak? İlhan Bey'e sorar mısınız? Twitter'da da takipçinmiş bu dinleyicimiz. Paylaşımın üzerine görmüş. Ayrıca Formula 1 ile ilgili de görüşlerini paylaşsın. Bu sene nasıl bir yarış oluyor demiş. Senin Verstappen'e bir şey mi var? Negatifliği mi var? Yo, ben Verstappen'i bayağı Verstappen fanıyım abi. O yüzden söylüyor bence. Peki. Şöyle söyleyeyim. İki soruyu da cevaplayalım. Önce kale rotasyonu nasıl olur? Kaleci transfer yapacak mı? Sonra da Formula 1'de neler oluyor? Bir paylaşırsan seviniriz. Tamamdır. Şöyle yapalım. Şimdi kaleciyle alakalı şu an bir plan yok. Onu söyleyeyim, hani bir transfer yapılmayacak kaleciyle ilgili. Hani beklemiyorum böyle bir şey. Şu an için özellikle orta sahaya bir eğilim var. Bunu dün Cenk Ergün de söyledi. Orta sahaya gerçekten artık tartışma yaratmayacak isimler takviye edilecek. Yani öncelik orta sahada, daha sonra işte savunmada, kanat, forvet şeklinde diyor. Hani kaleci yok açıkçası planlamada şu an için. Kaleci yok. Büyük ihtimalle şöyle bir rotasyon olacak. Muslera, Okan Koçuk, Batuhan Şen. Ben Batuhan Şen'in de bu sene 3. kaleci olarak lisansının çıkacağını düşünüyorum. Hatta bak, buradan güzel bir soru daha çıktı. Senin altyapıdan çıkmasını, A takıma yükselmesini beklediğin isimler var mı? Burada Beknaz ismi öne çıkar. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında Hamza Akman da çok iyi performans sergiliyor. Muhakkak ki bir kampta denenecektir ama sürekli kadroya alınır mı bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Kamptaki performansı da belki buna etki olacaktır. Kampta bir sürü altyapıdan genç oyuncu denenecektir. Muhakkak ki takviyeler olacak ama hani şu isim banko oynar demek çok şu an doğru olmaz. Çünkü şampiyonluk için bir takım kurulacak. Muhtemelen orada çıkacak altyapı oyuncuları da rotasyonda denenmek için, değerlendirilmek için kullanılacaktır. Ama orada çok yetenekli oyuncular var. Umuyorum ki hani ileride Galatasaray'a katkı sağlayacak, Türk futboluna katkı sağlayacak isimler olurlar. Bir de benim şöyle bir kafamda bir şey var abi. Onu da lafı gelmişken söylemek istiyorum.
Ya ben olsam her sene bir altyapı oyuncusuna derim ki ya sen ne kadar hata yaparsan yap oynayacaksın. Bu şekilde özgüven aşılayıp ben bir oyuncu parlatmaktan yana olurdum. Hani bakalım böyle bir yola giden olacak mı bilmiyorum ama hani bunu yapmak gerekiyor açıkçası. Evet katılıyorum. Formula 1 son olarak Formula 1. Formula 1'de de Red Bull kötü başladı ama harika gidiyor. Ferrari motoru şöyle iyi böyle iyi çok fazla bir Ferrari medyası vardı. Ama Red Bull her yarışta üstünlüğünü gösterdi. Şu an için Verstappen 1 numara. 2 numarada da hani normalde Ferrari'den Leclerc ismi öne çıkıyor ama ben Perez'in de 2 numaraya oturacağını düşünüyorum tamamıyla. Orada bir Red Bull dominasyonu var şu an için. Ferrari şu an sıkıntıda. Onun dışında Mercedes biraz düzelme yaşadı. O zıplama problemi vardı, yunuslama. Onu düzelttiler. Onun dışında Ferrari daha rekabetçi bir hale gelmiş durumda. 3 takım en azından bir rekabet gösteriyorlar podyum için. Bu da seyir zevkini arttırıyor. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler İlhan. Ben teşekkür ediyorum. Bayağı da güzel, keyifli. Her zaman koşa koşa gelirim. Teşekkürler. Ben de her zaman senin yanındayım İlhan. Kendine iyi bak. Hoşça kal. İyi yayınlar. Hakan reklamımızı verelim. Reklamdan sonra birazcık Anadolu takımlarını konuşacağız. Göztepe'de neler oluyor? Satıldı mı? Sivas Spor, Fatih Karagümrük, diğer takımlarımız Antalya. Transferde hangi gelişmeler var? Bunları sevgili Volkan'a soracağız. Üçleme ekibinden Volkan Yılmaz'la bu sohbeti yapacağız. Şimdi reklamlar. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. Evet değerli dinleyenler tekrardan karşınızdayım. Birazdan telefon attığımızda bir aksilik olmazsa Volkan Yılmaz olacak. Volkan Yılmaz'la da yine Anadolu futbolunu konuşacağız ama az önce bir şokla karşı karşıya kaldım. Volkan'ın Twitter hesabını buldum ve beni takip etmiyor. Şu an derin bir üzüntü ve tükenmişlik içerisindeyim. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Bana bunu nasıl yapabildin? Ya abi. Bana bunu nasıl yapabildin? Benim gibi. Ki dün ben 60 bini de geçtim. Bana bunu nasıl yapabildin Volkan Yılmaz? Tamam, şimdi şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bir kere YouTube kanalını takip ediyorum. Sorgusuz, sualsiz, kayıtsız şart. Bir kere Instagram'ını takip ediyorum. Abi yani bir tek kusurum Twitter'ın olsun. Bir orada kafam rahat olsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir kusurum da Twitter'ın olsun. İyi abi. Yani hani bu kadar üstüme gelme yani. Tamam biz radyo spora en son başlayan insanlarız ama tamam da ya bu kadar bir üstümüze gelme yani. Peki bu seferlik affediyorum. Ben seni takibe aldım kardeşim. Sen takip etme sen de ben takip edeceğim seni. Yani biz birbirimize takılmayı seviyoruz değerli Radyo Spor dinleyenleri. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tabii bizim radyomuzda Anadolu futbolu denince Süper Lig, TFF birincilik akla siz geliyorsunuz. Anadolu takımlarında neler oluyor? Mesela Faysal Facır dün TT oldu. Gitti mi kaldı mı? İlk olarak Faysal Facır'la başlayalım. Nedir onun durumu? Abi şimdi şöyle Sivas Spor'da biliyorsunuz ki artık birçok kişinin artık Süper Lig'de takımları takip eden, destekleyen birçok kişi artık Faysal Facır'ı çok net bir şekilde tanıyor. Yani Beşiktaş, Galatasaray'sı, Fenerbahçe'si de dahil olmak üzere. Şimdi iyi bir oyuncu. Yani her şeyden öncesinde bana göre 8 numaralı bir oyuncu. Ama tabii ki şöyle her şartta, her eksiklikte Rıza Hoca Faysal'ı her noktada kullanabiliyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Maalesef Sivas Spor yönetiminin artık bilmiyorum burada bir zafiyet mi gösterdi? Ne oldu? İşin o tarafını çok net bilmiyorum. Ha, bana göre zafiyettir. Oyuncunun sözleşmesi bitti ve oyuncunun sözleşmesini yenileyemediler. Yani beklediler. Ha şöyle Faysal tarafından bir Faysal cephesinden bakarsak diyor ki oyuncu ben sözleşmeni yenilemek istedim. Beni de beklettiler. Ama yönetim tarafından bakarsak da dün yönetim kanadıyla konuştum. Şöyle bir şey söylüyorlar. Diyor ki biz diyor teklifimizi ilettik. O da diyor bizi bekletti. Ya şimdi böyle bir şey yok. Şimdi oyuncu diyor ki onlar beni bekletti.
Yönetim diyor ki oyuncu bizi bekletti. Yani şimdi bu iletişim çağında, bu bilgi çağında şimdi bu kadar olmaz ya. Bu kadar zafiyet olmaz. Getirirse sözleşmeyi koyarsın önüne, çatır çatır imzayı astırırsa olay biter. Oyuncu da tabii ki Süzeraj'dan'a oradaki kulübe transfer oldu. Evet, orada şöyle bir şey var. Şimdi ben dün yardımcı hocalarımızdan Kerem Hoca ile konuştum. Dedi ki kesin bir şey dedi yok. Yani imzalamış bir durumu yok. Biz sadece dedi bekliyoruz. Yani yönetimden gelecek biz haberi dedi bekliyoruz. Oyuncu dedi hala dedi bize hani bizde oynamaya devam etmek istediğini Rıza Hoca söylemiş. Ama resmi bir imza durumu söz konusu değil. Ha bugün ya da yarın itibariyle eğer ki oradan Sivasspor yönetiminden eğer ki bir şey çıkmazsa abi Faysal Fajr Suudi Arabistan. Suudi Arabistan liginde Mekke takımına, Al-Wehdat Mekke takımına transfer oluyor. Oradaki şöyle 2 yıllık bir sözleşme durumu var Faysal'ın. Şimdi baktığımız zaman bu tarz oyuncuları Anadolu kulüpleri aslında ellerinden kaçırmamaları gerekiyor. Şimdi bu oyuncu aşağı yukarı şöyle abi 3 sezondur. Sivasspor gerçekten sırtlayan, hakikaten Sivasspor hani derler ya bir takımda asker bulunması gerekiyor. Şimdi herkes komutan olmuyor takımlarda. Şimdi sen asker bulundurman gerekiyorsa Faysal'ı bulunduracaksın. Ya bugün şöyle bir şey söyleyeyim, bugün Faysal'ı. Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye Galatasaray'a bakın çok net konuşuyorum. Koy abi bir Belhanda etkisinden daha iyi bir etki yaratabilirdi Galatasaray'da. Bakın altını çiziyorum abi. Şimdi bu tarz oyuncu kaçırıyorsan eğer ki ve hiçbir şekilde bonservis alamadan bu oyuncuyu gönderiyorsan abi orada zaten başka bir şeyler var demektir. Orası için hayırlısı olsun diyorum. Bu sezon şöyle abi transferde Anadolu kulüpleri hakikaten 3 büyük kulüpten hakikaten geri kalmayacak galiba. Böyle duruyor çünkü özellikle hakikaten Ankara gücünün transferleri, işte Konya Spor'un transferleri, yine aynı şekilde Adana Demirspor başladı transferlere ama geçen sezonki o şaşalı sükseli transferleri galiba yapmayacak bir bekleme içerisinde şu anda Sayın Başkan Murat Sancak ama Konyaspor'un transferleri ben hakikaten çok ilgi çekici transferleri var. Bir de abi şöyle Konyaspor'un yapmış olduğu bu yabancı transferler şöyle tabiri caizse boş beleş transferler değil abi. Yani takımlarında oynayan takımlarının aslında öyle davransalardı bu sezonda bu kadar başarılı olmazlardı. Orada çok bilinçli, çok planlı sistem bir ekip var. Tabii. Ben sana şöyle bir bilgi vereyim. Bak Galatasaray'ın gitme biz seni alacağız. Şu seçim bitsin, yeni yönetim gelsin. Seninle anlaşmak istiyoruz dedikleri Cebrail Kareli ikna ettiler. Galatasaray'ı beklemeden gitti. Konyaspor'la anlaştı ki Cebrail Galatasaray'ın inanılmaz ihtiyaç duyduğu bir oyuncuydu. Şimdi işte Onur Bulut ve Kaan Ayhan için bastırıyor Galatasaray. Yani Galatasaray'ın elinden alabilmek şu konjonktürde İstanbul takımlarından futbolcu alabilmek bence çok değerli yani. Çok önemli. Şimdi artı bir de şimdi şöyle bir şey var. İttifak Ödü Konyaspor'un bu yıl Avrupa kupalarında da oynayacak olması da tabii ki bir avantaj. Şimdi bugün şöyle düşünelim abi. Galatasaray'dan bağımsız sonuçlar Cebrail için. Şimdi bugün Cebrail küme düşen Altay takımının oyuncusuydu ve şu anda takımın küme düştü. Kendisi küme düşmemekle birlikte Avrupa kupalarında mücadele edecek bir oyuncu haline geldi. Şimdi bakın bu da çok enteresan bir durum. O yüzden şimdi gene elitte şöyle bir şey var. İşte Sivasspor gibi Anadolu kulüplerinden bahsediyoruz. Konyaspor gibi kulüplerin hakikaten ligimizde bulunan özellikle yerli oyuncuların tamamen bir tercih noktası. Çünkü bu kulüpler Avrupa kupalarında mücadele edecek. Abi şöyle yani Konyaspor'un hakikaten Rijeka'dan transferleri gerçekten çok iyi oyuncular. Yani bugün Pavicic dediğimiz oyuncu hakikaten teknik olmamasına rağmen oyuncunun 4 gol 6 asistlik bir durumu var ve gerçekten çok ciddi bir şekilde maç oynamışlığı var. Oyuncu hazır bir oyuncu, istikrarlı bir oyuncu. Yani biliyorsunuz işte Kayseri'den Yasir alması, Sivasspor'dan Ahmet Oğuz alması, Cebrail'i alması abi gerçekten iyi transferler. Yerli anlamında da çok iyi transferler bunlar. Ya yani ben Konyaspor'u hakikaten çok başarılı buluyorum. Yani ön liberoya almış oldukları Bruno Pas şöyle bir şey var abi. 2011 yılından beri aynı takımda mücadele eden takım. İstikrara bakar mısın abi? 2011 müthiş, yani müthiş. 11 yıldır tek bir takımda oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Abi tamamını Sporting'de geçirmiş bu adam. Yani bir de Sporting altyapılı zaten. Adam oradan devam. Ben şeye benzettim Bruno Paz'ı. İşte Beşiktaşlı Rıza Çalınbay'a.
başlamış bitirmiş. Aynı şekilde hakikaten böyle bir durumu var. Adam 2011 yılından beri aynı takımda. Şimdi Konyaspor'un bu adamları bulup alması ve çok da iyi şartlarda getiriyor olması beraber tamamen çok ciddi bir şekilde bir transfer başarısı olarak görüyorum. Hatta ben geçen gün Twitter'da da bir şey yazdım Konyaspor'la alakalı. Ben her hafta Konyaspor'u bir konu hakkında mutlaka tebrik ediyorum ve tebrik etmeden de yapamıyorum abi. Böyle bir durum var. Yani transfer bu da ne kadar başarılı bir politika güttüklerinin göstergesi. Kesinlikle çok başarılılar. Şimdi bu sezon Ankara Gücü'ne bakarsak abi, şimdi şöyle, ben zaten şu anda tamamen dikkat çeken kulüpleri aslında şu anda bağlantıda konuşmak istiyorum. Ankara Gücü de transfere çok hızlı girdi. Yani şimdi evet Tefeci birincilikten çıkan bir takım ama şunu çok iyi biliyoruz. Yani Ankara Gücü bizim Süper Ligimizin hakikaten daimi takımlarından düştü. Hemen hiç bir problemsiz tekrar yine geri çıktı. Ankara Gücü takımı şimdi abi şöyle çok hızlı girdi. Pedrinho transferi var. Orta sahaya adam 1 gol 14 asist oynamış. Muazzam. Yani hakikaten muazzam. Yani şimdi baktığımız zaman abi şöyle bir şey var. Panathinaikos da yıllarca top koşturmuş bir oyuncu. Yani şimdi yine aynı şekilde Panathinaikos'tan Anastasios Chatzimanis var transferi. Abi şimdi yani şöyle bir durum var. Gerçekten bu oyuncular o geçen sezonlardaki 2 yıl 3 yıl önceki Anadolu kulüplerinin transferleri hakikaten çok böyle boş beleş oyuncular çok alındı. Yani sadece transfer edilmiş olmak için transfer edildi ama şimdi bu oyuncular gerçekten böyle değil. Yani Gürcü oyuncu yine aynı şekilde Beritse 8 golü 6 asistle oynamış bir oyuncu. Çok ciddi transferler var abi. Bunlarla birlikte şu anda Adana Demirspor aslında çok kimse kamuoyu merak ediyor. Ne yapacağını merak ediyor. Bu sezon transferde çok hareketli olmayacaktır Adana Demirspor. Neden? Abi şöyle, çünkü geçen sezonki hakikaten o şaşalı transferlerden sonra oyuncuların da zaten şimdi o elindeki oyunculardan sadece 2 ya da 3 pire veriyor. Kiralık oyuncular. Bu oyuncular zaten özellikle biliyorsun Galatasaray, Yunus özellikle evet çok büyük bir gücüydü Adana Demirspor'un ama kiralık oyunculardan birkaç tane oyuncu piresi var. Geçen sezonki oyuncular tamamı elinde kalacak. Yani evet bir Balotelli'nin bir Galatasaray durumu var ama Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak'ın bir açıklaması var. Dedi ki Galatasaray dedi Balotelli'yi alırsa beni de dedi alsın dedi. Yani çok iddialı bir aslında bir söylemdi. Yani kesinlikle vermeyeceğini. Evet bir galiba yanlış bilmiyorsam bir 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var oyuncunun. Yani bu 5 milyon euro ödenip de boşa çıkartılıp da Galatasaray kulübü transfer eder mi? Bunu açıkçası sen daha iyi bilirsin tabii. Ama bu şartlarda Balotelli... Yok, Galatasaray'ın ben Balotelli'yi çok alabileceğini zannetmiyorum yani. Galatasaray Mustafa Muhammed'i satabilirse bir ihtimal olabilir. Ama oradan da bir 8-10 milyon euro bonservis kazanması lazım. Onun dışında çok zor. Çok zor değil mi? Yani evet, şimdi 5 milyon euro da çok ciddi bir serbest kalma maddesi. Oyuncunun da şimdi bugün Galatasaray talip olduğu zaman bugün Adana Demirspor'dan almış olduğu yıllık ücretin en az bir katı fazlası mutlaka oyuncu Galatasaray'dan da talep edecektir. Ve oyuncunun ilk Galatasaray'a ayak bastı maliyeti en az 8 milyon euro. Çok ciddi bir rakam. Yani özellikle bu dönemde çok ciddi bir rakam. Şu anda sadece transferi Real Sociedad'dan Portekizli sol bek oyuncusu alındı. Kevin Rodriguez alındı. Ortalama bir oyuncu. Çok böyle gösterişli bir oyuncu değil. Takımında da çok fazla maça çıkan, çok fazla işte alternatif olarak kullanılan bir oyuncuydu orada. Yine Adana Demirspor'da da yine aynı şekilde muhtemelen alternatif olarak kullanılacaktır oyuncu. Yani şöyle şeye Belhanda'ya, orta sahada Belhanda'ya rakip olabilecek bir oyuncu. Yine kendisi gibi faslı oyuncu Tarabat diye bir oyuncuya teklif yapıldı. Ama şöyle bir şey var. Oyuncu yıllarca Premier Lig'de oynamış. Serie A'da Milan'da oynamış. Portekiz Ligi'ni görmüş. Çok kaliteli bir oyuncu. Çok hakikaten çok böyle istikrarlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Tarabat. Bu oyuncu için Murat Sancak bir teklif götürmüş. Ama oyuncuyla alakalı ne olacak? Belki burada Belhanda'yı, vatandaşı olmasından dolayı Belhanda'yı kullanabilir transferi için. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde. Evet, yani Göztepe meselesini biraz daha detaylı derinlemesine konuşabilir miyiz? Tabii Nazım keşke müsait olsaydı, onun bir bağlanmasına engel durum var. Ama sen de bu konuya çok hakimsin, beraber bu konuyu da yakından takip ediyorsunuz. Göztepe'de son durum nedir? Göztepe'nin satışı gerçekleşti mi? Bu satış sonrası neler değişecek? Özellikle transfer politikası değişecek mi? Tekrardan Süper Lig'e yükselebilmek için çok sağlam transferler yapılabilecek mi?
Abi şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Göztepe'de bu satış devir konusu %100 netlik kazanmak daha. Yani hani o ıslak imzaları göremedik. Evet. Bir kere bunu bir kere koyalım kenara. Şimdi ama olacağı kesin artık. Yani çünkü çok ciddi bir şekilde, yani özellikle son bir aydır çok ciddi bir şekilde yetkililer, yabancı yetkililer sürekli İzmir'deler. Sürekli takımı da inceliyorlar, tesisleri inceliyorlar. Kulüp yönetici Sayın Sepil ile sürekli görüşme halindeler. Ama bu iş tamamen noktayı koyacak. Ya bu bir gerçek artık. Yani bu kulübün hisse devri gerçekleşti diyebiliriz. Ama ıslak imzası yok şu anda. Şimdi sadece şöyle, bundan sonrası asıl şimdi devri olur. Onda problem yok ama Göztepe Kulübü için bundan sonrası sıkıntılı. Şimdi yabancı yetkililer şöyle bir şey söylüyorlar. Kesinlikle hiçbir oyuncu yerinden kımıldamasın. Oyuncuları biz inceleyeceğiz. Bu oyuncularla dedi biz yolumuza devam edebiliriz diye söylediler. Bunun da tabii ki şöyle bir şey var. İki tane Galatasaray'daki Göztepe takımındaki iki oyuncu Halil Akpınar ve İrfan Can İrfan. Şimdi Halil Akpınar'a Galatasaray'ın çok ciddi bir ilgisi olduğunu görüyoruz. İrfan da son maçlarda biraz münakaşaya girdi değil mi? Evet, sıkıntılar yaşandı. Şimdi arkadaşın ailesel problemleri vardı. Evet, yani sezon ortasında işte çocuğunu kaybetmişti. Tabii ki psikolojik olarak sıkıntıları oldu arkadaşın, ama tabii ki bunların hiç sonuçta profesyonel hayat. Sonuçta futbol oynuyorsunuz. Ve Göztepe gibi bir camianın taraftarlarının karşısında oynuyorsunuz. Bunların hiçbirisi aslında bir yerde taraftarı karşına almak için bir sebep değildi. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Neden bugün Mustera oldu? Bugün neden Uğurcan oldu? Altay neden Altay oldu? Şimdi kalecileri konuşuyoruz. Şimdi bu oyuncular yedikleri hatalı gollerde bile her zaman bunun üstesinden gelip bir sonraki maça çivi gibi, çakı gibi çıkmasını bildirir Eyüp abi. Ama şimdi maalesef İrfan Can bunu yapamaz. Ve taraftarlarla münakaşa girdi. Taraftarlar kesinlikle istemiyorlar İrfan Can'ı. Bu kere bunu net bir şekilde söyleyelim. Bugün gidelim İzmir'e, Göztepe'ye, Yalı'ya gidelim abi. 100 tane Göztepe taraftarına soralım. Bir tanesi istiyorum diyemez. Kalsın istiyorum diyemez. Ama şimdi kulüp yetkilileri bakacaklar. Şimdi iki tane zaten aslında para edebilecek elde iki tane oyuncu var. Şimdi bu oyunculardan bir gelir durumu söz konusu, ama bu kulüp yetkililerin gelirle alakalı bir sıkıntısı var mıdır yok mudur bunu bilemiyoruz. Ama bu yetkililer şunu istiyorlar Göztepe kulübünden. Önceliğimiz Süper Lig değil, önceliğimiz yetiştiricilik. Şimdi Göztepe takımı için, Göztepe taraftarları için bu yeterli değil abi. Kabul edilemez. Yeterli değil. Kabul edilemez. Kabul edilemez yani. Taraftar özellikle böyle camia olan, böyle Göztepe gibi, gerçekten Anadolu kulüplerinden bahsediyoruz. Göztepe gibi hakikaten taraftar olan. Geçen sezon özellikle Anadolu kulüplerinin izniyle söylüyorum. 1500-2000 ortalamaya oynarken tribünler, Göztepe kulübü tribünleri abi full'e yakın oynadı. Bakın 1500-2000'den bahsetmiyorum. Full'e yakın. 20.000 üzeri oynadı Erman. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir camianın taraftarlarının olduğu yerde, şimdi bu iş kabul edilemez. Şimdi yabancı yetkililer diyor ki, biz de yetiştiricilik tarafında biraz olmak istiyoruz. Diğer elimizdeki diğer kulüplerden belki alver yapabiliriz diyorlar. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu zaman kaybı. Şimdi siz Altınordu değilsiniz. Siz Altınordu bugün Süper Lig'e çıkmak istemeyen bir takım. Bakın altını çiziyorum. Süper Lig'e çıkmak istemeyen bir kulüp. Ve kulüp başkanı ve kulübün sahibi var. Ama Göztepe kulübü böyle değil. Kesinlikle Süper Lig'de olması gerekiyor. Ve bunu taraftar kesinlikle kabul etmiyor. Şimdi böyle bir durumda Eyüp abi, şimdi önümüzdeki sezon Tedbe Beyinci Lig'de başarısız bir Göztepe. Eşittir. Eğer ki oyuncu alıp satma peşinde koşan bir Göztepe kulübü olacaksa aboy su götürmez. Göztepe taraftarları bunu kabul etmez. Bir kere bunu net bir şekilde altını çizelim. Orası biraz karışık. Orası biraz muamma. Tabii ki ilk başlayınca önümüzdeki günlerde bunu net bir şekilde göreceğiz. Yani bunu yaşayacağız hep birlikte. Göztepe yarışmacı olmak zorunda. Kesinlikle. Yani aksi düşünülemez Göztepe için. Biz işte Göztepe'yi oyuncu yetiştirmek için alalım vesaire. Hayır, o kulüp Göztepe değil. Hani Altınordu'yu alın. İşte başka bir takımı olabilir. Ama Göztepe camiası şampiyonluk, yani Süper Lig'de şampiyonluk hayalleri kuran ve oradan Avrupa'ya gidip başarılı olmak isteyen, ki geçmişte Avrupa başarısı da var Göztepe'nin. Böyle düşünen yarışmacı bir camia yani. O yüzden bana çok mantıklı
açıkçası gelmedi. Bir de Fatih Karagümrük, Andre Pirlo, oradan tabii bir de Galatasaray'dan Emir Tintiş gibi genç oyuncuyu da kadroya kattılar. Onlar da çok iyi gidiyorlar. Birazcık Fatih Karagümrük'ün bu sezonki yapılanmasını değerlendirir misin? Şöyle ki abi, geçen sezon Fatih Karagümrük özellikle yarısında beklenilen performansı gösteremedi. Ne zaman ki ligin ikinci yarısı başladı. Aslında şöyle bir şey var, kimsenin beklemedi. Bir hamleyle Volkan Demirel'i getirdikten sonra bir ikinci kimsenin beklemediği hamle Volkan Demirel'in bu kadar başarılı olabileceğini aslında kimse düşünmüyordu. Peki niye gönderdiler? Başarılı bir sezon geçirdi Volkan Demirel aslında. Hı hı. Şimdi şöyle ya abi, bilmiyorsun şimdi Süleyman Bey'de farklı bir yapı var. Yani Sayın Süleyman Bey'de farklı bir yapı var. Yani sonuçta kulübü biliyorsun. Yani direkt tek ve tek istedarı. Böyle bir durumda aslında biraz da şöyle bir şey var. Yani kulüplerin, bu tarz şirket kulüplerinin yapısı içerisinde bir patron var. Ne derse olur. Yönetim kuruluşu bu falan hikaye. Şimdi Volkan Demirel'le alakalı bilmiyorum. Yani bir problemler, bir sıkıntılar tabii ki olmuştur ki bu ayrılık gerçekleşti. Ama keşke devam edilseydi. Şimdi Pirlo'nun bu maliyetlerine bakaraktan. Ama şöyle bir şey var. Bu sezon şu ana kadar çok ciddi bir transfer durumu gerçekleşmedi. Bitya zaten gitti. Elindeki en iyi oyuncularından birisi Bitya'yı zaten gönderdiler. Şimdi Pirlo ile birlikte nasıl bir transfer politikası izleyecek? Ne yapacaklar? Hakikaten çok merak konusu. Çünkü bugün Pirlo'yu getirdiysen Pirlo'nun eline bir done, Pirlo'nun eline bir oyuncu vermen gerekiyor. Şimdi bir de Emre Mor, biliyorsun abi, transferleri durumu söz konusu. İki gündür Fenerbahçe ile alakalı çok yazılıyor, çiziliyor. İşte hani bilmiyorum yani, Esus'la birlikte Emre Mor coşar, şöyle olur böyle olur. Sen Emre Mor'u mesela çok yakından biliyorsun. Sonuçta Galatasaray dönüş boyunca ve beklenilen performansı hiç gösterememişti. Hani hep şöyle bir şey söylüyorlar. Diyor ki kafasını futbola verirse farklı bir Emre Mor izleriz. Yani sana istikrarlı oynamaz. Emre'den istikrarlı katkı bekleyen hayal kurmasın. Emre istikrarlı katkı vermez ama Emre kötü futbolcu değil. Sana sezon içerisinde maç kazandırır, çok faydalı olacağı maçlar olur ama işte düzenli mesela kimden aldığın katkı diyelim, mesela Atiba gibi katkı alamazsın. Atiba her maç belirli bir standardı var. Veya işte baktığında Miguel Crespo düzenli bir katkısı var, yani istikrar var. Pozisyon olarak karşılaştırmıyorum bu arada. Şimdi burada Emre Mor'u performans olarak belirtiyorum bunu. Tabii çok iyi anladım. Emre Mor'u da zaten böyle bir durumda. Buradan eğer ki Karagümrük takımından Emre Mor eğer ki giderse abi, şimdi burada çok ciddi bir Avrupa kulüplerinde aslında şu anda bir şey var. Beklentisi var Emre Mor'la alakalı bir transfer durumu. Çünkü gerçekten sezonun ikinci yarısında çok farklı bir Emre Mor izledik. Yani ben hani Emre Mor'u uzun yıllarda ilk defa böylesi gördüm. Yani gerek milli takımdan gerek oynadığı kulüpler, Galatasaray'da, Celta Vigo'da hiç fark etmeksizin uzun yıllar ilk defa böyle bir Emre Mor gördüm sezonun ikinci yarısında. Eğer ki Emre Mor da giderse şimdi Pirlo'nun elinde ne kalacak? Bitya'da gitmiş, Pirlo'nun elinde ne kalacak? İşte bu, gerçekten bunu merak ediyorum ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Süleyman Urban'ın asıl mesleği, eski mesleği aslında menajerlik olduğu için. Şimdi Süleyman Urban'ın eminim ki transfer havuzunda alabileceği, uygun fiyatlara alabileceği çok ciddi oyuncular vardır. Bunu bir kere biliyorum yani kesin. Kalan zamanda ne yapacaklardır? Bunu da tabii ki aslında zaman gösterecek. Çünkü Karagümrük Kulübü, bizim mesela şöyle Eyüp abi, Nazım abiyle hep konuşuruz bunu. Süper Lig'de Anadolu kulüpleri olarak temas etmediğimiz bir kulüp kalmadı. Şimdi Karagümrük takımı Anadolu kulübü değil. Evet, İstanbul kulübü. Bir kere bunu söyleyelim. Ama şimdi büyüklük açısından ve yerleşiklik açısından konuştursak benim gözümde bir Anadolu kulübü Karagümrük takımı. Şimdi biz Karagümrük takımına hiç fikri ulaşamadık Eyüp abi. Ne kulüp başkanı Süleyman Bey'e, ne oğluna, kesin zaten oğlu direkt kulüp başkanlığı pozisyonunda. Hiçbir şekilde ulaşamadık, hiçbir şekilde bağlantılara katılmıyorlar, hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Çok kapalı bir içe dönük kulüp. O yüzden Karagümrük takımında alakalı şu anda ne söylenirse, bakın altını çiziyorum, gazeteci arkadaşlarımızın ne söylerse söylesin, hiçbir şekilde itibar etmeyin. Çünkü tamamen içe dönük bir kulüp, kimse orada gerçeği bilmez. İmza atılır aynı Pirlo'da olduğu gibi. Pirlo'yu kimse yazmamış Eyüp abi. Pirlo'nun Karagümrük takımına gelebileceğini, bakın gelebileceğini kimse yazmamıştı. Neden? Çünkü öğrenemezsin abi. Karagümrük kulübüyle alakalı hiçbir bilgiyi önden öğrenme şansın yok. O yüzden Pirlo imza atıldı, geldi havalimanında, indi o dedi, Pirlo'yu getirmiş Karagümrük takımı. Yani aynı bu şekilde olacak. Oyuncular transferleri de böyle gerçekleşecek. Bakalım, bekleyelim, neler göreceğiz. Ağzına sağlık, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle sana da paylaşayım. Bu arada şöyle bir şey var. İddia programlarından sonra hafta içi de bu programlarda seni görmek de hakikaten çok güzel. Çok keyifli de full dinliyorum seni. Borç isteyeceksen vermem. Yok istemem ama en büyük hayranım benim. Bak en büyük hayranım benim. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben de sizi çok seviyorum. Nazım'la çok keyifli bir program yapıyorsunuz. Bana da verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum Volkan. Kendine dikkat et, hoşça kal. Evet değerli Radyo Spor dinleyenleri, ne yapalım? Bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra telefon bağlantılarımız devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayım. Birazdan Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bir aksilik olmazsa 24saatfutbol.com sitesinden Koray Güçlü telefon hattımızda olacak. Hatta hattaymış. Koray hoş geldin. Hoş bulduk Eyüp abi, günaydın. Teşekkürler. Sevgili Koray, dün için özür diliyorum senden. Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısı çok uzun sürünce seninle telefon bağlantısı yapamadık. Bugüne nasip oldu. Sevgili Koray, Fenerbahçe bayağı bir yol kat etti. Jorge Jesus ikna edildi. Sonrasında ekibi geldi. Onlarla anlaşıldı. İki tane de transfer yapıldı. Zaten ben az çok senin görüşlerini biliyorum. Hem Twitter'dan hem de Medyascope'da yaptığımız programdan az çok düşüncelerini biliyorum. Ama buradan da paylaşırsan bu üç hamle, yani Jorge Jesus'un gelmesi, artı Lincoln ve Bruma hamlelerini bir değerlendirirsen sevinirim. Eyvah abi, önemli hamleler. Ben ama biliyorsun zaten düşüncelerim. Bence en önemli hamle hoca Fenerbahçe'de. Jesus da bence inanılmaz bir taraftarın da zaten 35 bin kombine satışından belli bir heyecanı geldi. Diğer iki transfer için seninle de konuştuk biliyorsun Medyascope'da da. Bruma için beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, Galatasaray'dan tanıyoruz, Leipzig'den tanıyoruz ama geçen sene hani 40 küsur maçın 15'inde ilk 11'de oynayabilmiş bir isim Bruma. Lincoln için yani Bruma kadar tanımıyoruz ama şunu gördük, Lincoln için de hani Jesus'un çok istediği bir isim Eyüp abi, demek ki kullanacak ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyor. O yüzden bekleyip görmek lazım ama Fenerbahçe için bence şu an en büyük artı hoca Jorge Jesus. Evet. Türkiye Ligi'ne adapte olursa açıkçası karizmasıyla, kalitesiyle, tecrübesiyle fark yaratacak bir isim. Peki diğer taraftan Fenerbahçe'ye baktığımızda özellikle sol bek için Marcelo ismi geçiyor. Marcelo çok konuşuluyor. Fenerbahçe bir sol bek transferi yapacak. Bu isim Marcelo mu olmalı? Yani Eyüp abi, o gün seninle biraz ters düştük biliyorsun. Yani ben Marcelo'nun çok büyük bir oyuncu. Bence Roberto Carlos'tan sonra gördüğüm en önemli sol beklerden biri Brezilya adına. Yani Real Madrid'de zaten bu kadar uzun yıllar oynayıp bir de kaptanlık yapmak çok kolay bir iş değil. Ama geçen sezon neredeyse oynamadı. Yani Andretti'nin yardımcısı kenarda. Ama tabii ki isteriz. Hani bir Türk futboluna da heyecan katar. Ama sen o gün çok güzel bir şey söyledin bana. Eğer ki şartları uygun olursa, güzel şartlarda, maddi şartlarda olursa Fenerbahçe'ye gelmesini, Türk futboluna gelmesini tabii ki isterim. Ama Rusya'dan da bazı isimlerle görüşüldüğünü duyuyoruz Eyüp abi. Yani gene Brezilya, Portekiz gibi, biliyorsun Rusya ve Ukrayna'da çok Brezilya, Portekiz'de oynuyor. Böyle bir sürpriz yapabilir Fenerbahçe. Ama bence Marcelo eğer uygun şartlarda gelecekse, böyle çok Fenerbahçe'yi zorlamayacak, imza paraları olmayacaksa, kulübün anahtarını vermeden transfer edeceksen edelim diyorsun. Evet. Bravo. Yani öyle katılıyorum sana Eyüp abi. Öyle olursa güzel bir transfer olur. Peki diğer taraftan yine santrafor arayışları devam ediyor. Senin kulağına gelen, açıkçası senin duyduğun santraforlar kimler? Sen oraya nasıl bir hamle bekliyorsun açıkçası? Yani çok iyi abi. İşte Zuba'yı biliyorsun zaten. Sörlot geçiyor. Gabigol var biliyorsun. Gabigol geçiyor ama bunların hepsinin de maliyetleri düşük değil. Yani Artem Zuba biliyorsun, menajeri de İstanbul'a geldi, görüşüldü. Yani en yakın o görünüyor ama şöyle bir şey var Eyüp abi. Hoca 4 tane elinde santrafor olduğu için, hani Samat'ta da geri döndü ve 3 tane zaten santraforu vardı. Bir göreyim diyor.
Ama bence yanlış yapar. Bence Fenerbahçe'nin böyle tabiri caizse baba bir golcüye, baba bir forvete ihtiyacı var. Tamam, kötü oyuncular değil. Valencia da kötü değil. Berisha da kötü olmayabilir. Damatlı'yı ben beğenmiyorum geldiğinden beri, onu tartışmayacağım ama Serdar Dursun gibi de Türk statüsünde hani Fenerbahçe'ye katkı sağlayan golcü var ama bence iyi bir forvete kesinlikle ihtiyacı var. Ben kesinlikle alınması taraftarıyım ama görüntüde Zuba gibi görünüyor çünkü Sörlot'un da imza parası yüksek. Gabigol bence maliyet açısından Fenerbahçe'yi zorlayabilir Eyüp abi. Evet, peki Muleka ismi düşünülebilir mi? Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde, Türkiye Ligi'nde de çok kısa sürede evet, ciddi de bir fark yarattı. Muleka'ya ne diyorsun? Muleka iyi oyuncu zaten hepimiz. Bence çok beğendik Muleka'yı. Yani devre arası gelip çok işler yaptı Kasımpaşa'da. O da sevgili Serkan abinin transferidir. Serkan Reçber'in. Yani o olabilir ama onun da maliyeti gördüğüm kadarıyla Beşiktaş istiyor deniyor. Dün Sayın Başkan da Muleka ve Muleka gibi her gündemimizde var dedi ama bir 5 milyon euro bir bonservis ücreti olacak. Yani görünen o Eyüp abi. Şimdi sana soracak olsam Muleka mı dersen bilmiyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla 4-1-3-2 gibi oynayacak Fenerbahçe Eyüp abi. Yani iki forvet oynayacak. Hani Muleka Serdar Dursun, Muleka Berisha gibi olur mu? Ya da tek forvet olursa mesela Zuba gibi ya da Sörlot gibi bir isim daha mantıklı duruyor bana. Ama bence hani Jesse Hoca böyle bir gördükten sonra kesinlikle forvet transferi isteyecek. Ama bence çok geç kalınmasın. Çünkü Dinamo Kiev ne kadar hani savaş da olsa orada tecrübeli bir tek takım, tecrübeli bir hocaları var. Yani zor bir eşleşme oldu bana göre Fenerbahçe için. O yüzden elini çabuk tutmalı Fenerbahçe forvet transferinde. Evet, Fenerbahçe santrafor transferini geciktirmemeli çünkü yakın bir tarihte Fenerbahçe Avrupa Kupaları yani Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için mücadele edecek. Bu detayı da unutmayalım değerli Radyo Spor dinleyenleri. Peki Ozan Tufan kaderi evet, ne olacak? Artı Emre Mor, işte Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel yönetiminde kıpırdandı, bir takım iyi performansları oldu ama Fenerbahçe'de istikrarlı bir şekilde oynayacak mı, Fenerbahçe'ye o katkı verebilecek mi tartışmalı ama adı Fenerbahçe'de de anılıyor. Hem Ozan Tufan'ı hem de Emre Mor'u sana sormak isterim sevgili Kürşat. Evet, yani Koray, büyük ihtimalle büyük ihtimalle Ozan Tufan'ı Hull City'de izleyeceğiz sevgili Arjun Uca'nın takımında. Yani belki bu hafta bile bitebilir, yani eli kulağında gibi görünüyor Eyüp abi. Yani bence de Ozan için de doğru bir karar olacak. Hani geçen sene Premier Lig'de yapamadı gerçi ama bir alt ligde bence Ozan fark yaratabilir, yeniden milli takımda görebiliriz. Yani çünkü Süper Lig'de de hani gidebileceği takımlar hep o orta alanı doldurdu. Hani şimdi Ozan Tufan kimde oynamak ister? Hani Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, oralar o takımlarda biraz dolu. O yüzden bence Hull City onun için yeni bir başlangıç olabilir. İnşallah da başarılı olur. Emre Mor konusuna geleceksek Sayın Hurma dedi yani hem yurt içinden hem yurt dışından teklifler var dedi. Fenerbahçe'nin de bir isteği var. Ama iyi var, ben sana soru sorayım. Fenerbahçe'nin kanat ihtiyacı var mı? Fenerbahçe'nin kanat ihtiyacı bence yok. Yani orada bayağı bir oyuncu var. Yani elindeki evet, elindeki oyuncuları da Buruma da geldi. Düşündüğümüzde bayağı bir oyuncu var. Arda Güler de hem göbek hem kanat oynayabiliyor. Hani Mesut'u saymıyorum artık. Mesut da var. Yani bence var, kanat ihtiyacı var. Yok yani. Evet. Ya iyi abi, bir de şunu unutuyor herkes. Şimdi Ferdi sol bek değil aslında. O sayı sağ bek değil. Bizimler kanat. Onları mecburen evet, devşirdi. Evet, yani devşirme. O yüzden onları da ben Emre Bor yetenekli bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin önceliği olduğunu düşünmüyorum artık kanat transferinin. Fenerbahçe'nin bence önceliği alınca eğer kim gidecek ki bugün geldi ama bence gidecek ki kimin yerine bir stoper ve bir forvet erdemi var. Yani iki tane transfer yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin kesinlikle. Peki bunu evet, bu noktada sana katılıyorum. Ama Mesut'u da sormak isterim. Hani artık Fenerbahçe'nin oyun planı içerisinde, kadro planlaması içerisinde olmadığı anlaşılıyor. O da bunu fark etmiş olacak ki Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkarttı.
Ve bu da evet. bayağı bir Fenerbahçeliler arasında tepkiye neden oldu. Evet. Mesut krizini nasıl değerlendiriyorsun sevgili Koray? Mesut krizi beklenen bir kriz yani Eyüp abi. Zaten 1,5 yıldır beklenen bir kriz. Alo. Ne dinliyoruz seni sevgili Koray. Pardon. Eyüp abi Mesut Özil'le ilgili beklenen bir kriz neden böyle olacağı belli dersen. Şimdi geçen sene İsmail Hoca gelmeden de sorunlar vardı. Bunu ben dile getiriyordum, çok tepki alıyordum. Ama Mesut'un bence Sayın Başkan'la bir krizi var. O yüzden bence bundan sonrası için Mesut Özil ya Fenerbahçe'de kalacak, o 2 yıllık sözleşmeyi devam ettirecek ya da bence Almanya'da futbol hayatına devam edecek eyvallah. Peki Fenerbahçe'de oynamadan para almaya devam etmesi bir kriz yaratmaz mı? Fenerbahçe taraftarları bayağı bir bu noktada kendisini eleştireceğini düşünüyorum Koray. Yani sence ama şöyle bir şey de düşündüm. Arsenal'deki gibi davranırsa evet. büyük problem olur. Onu anlatmak yani, istiyorum aslında. Onu söyleyecektim. Mesut da şimdi aynısı sen daha iyi bilsin. Galatasaray'da diyorlar ki Torrent işte parasını istiyor. İşte. Ama sonuçta bir sözleşme yapmış Dominik Torrent. Yani eğer ki aynısı Mesut için de geçerli. Bu isimlerle bir sözleşme yapıldıysa bu isimler tabii ki paralarını isteyecek bana göre yani bana göre belki çok büyük Fenerbahçeli olur o paradan feragat eder ama Mesut da şimdi kendi isteğiyle değil yani oynamak istiyorum dedi önce atlanan Fenerbahçe dedi ama Sayın Başkan'la bir sıkıntı yaşadığı büyük ihtimalle de bu ticari olayları var ya abi Mesut'un onunla alakalı başkanlığı bir anlaşmazlığa düştü hem ticari olaylar değil. Hem de performansın evet. sürekli ya, performansı yetersiz zaten kalması. Düşük. Evet zaten düşük ama yani Fenerbahçe taraftarı biliyorsun gelirken nasıldı şu anki tepkileri bence çok fazla. Yani Mesut zaten sıkıntılı 1,5 yıl futbol oynamadan buraya geldi. Biraz bazı maçlarda performans sergiledi ama yani ben açıkçası bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama Mesut'tan böyle çok önemli performanslar beklemiyordum. Yani Fenerbahçe Mesut'u aslında biraz reklam olarak, biraz forma satışı olarak kullandı diyebiliriz. Yani Mesut'un futbolcuların laf edebilecek birisi değiliz tabii ki. Muhteşem bir futbolcuydu ama ne yazık ki geride kaldı. Her zaman her şey aynı kalmıyor. Yani Mesut da biraz erkenden futboldan koptu. Yani o yüzücü, onu daha çok izlemek isterdi Fenerbahçe taraftarı, Türk taraftarı ama yapabilecek bir şey yok. Ama 2 yıllık sözleşmeyi şimdi menajerinin söylemesine göre tamamlamak istiyor. Bu da ciddi bir rakam. Ne olacak? Ne bitecek? Merak ediyorum. Öyle kolay kolay bir sesi olabileceğini düşünmüyorum ben Eyüp abi yani. Peki Fenerbahçe'nin yabancı kadrosu da bayağı bir şişti. Evet. Gidecek oyuncular kimler? Özellikle Samatta'nın kiralanacağı konuşuluyor. Biraz bu takıma katılan oyuncularla ilgili de değerlendirmede bulunursan çok sevinirim. Ya Eyüp abi dün isim vermeyeceğim. Fenerbahçe camiasından çok önemli bir isim bana bir şey söyledi. Ya dedi Fenerbahçe Samatta'ya 6 milyon bonservis verdi. Şimdi Abdülkerim artı Samatta veriliyor. Konya Spor teklifi kabul etmiyor dedi. Bu aslında acı bir şey çünkü ciddi bir rakam 6 milyon euro. Ve Konya Spor Abdülkerim'e yani para artı Samatta'yı kabul etmiyor. Bu işte biraz düşündürücü. Yani Samatta'nın gideceğini düşünüyorum ben. Lemos, işte Allah yar. Ya eğer bir stoper alırsa Cocker elden çıkarılabilir. Novak belli değil. Bir de şunu söyleyebiliriz. Rossi'ye teklifler var. Özellikle Güney Amerika'nın Eyüp abi ki bir tanesi de Vitor Hoca'nın takımı diye iddia ediliyor. Doğru mu bilmiyorum Rossi'yle ama Fenerbahçe 5 milyon euroyu biliyorsun bonservisini aldı. Herhalde 8'den aşağı falan satmaz Rossi'yi. Yani bunlar gidebilir. Tabii ki bir de kimin gitme ihtimali var. Yani aslında Fenerbahçe'nin bunlar bile gitse 14 yabancısı oluyor, 19 yabancısı var. Hani 5 tane bile gitse şu anda olur. O yüzden hani Fenerbahçe camiasının istemediği isimlerden de gidenler olabilir. Ama bir sirkülasyon olacak orada Eyüp abi. Yani ama bir de Tisserant'ı unuttuk, Tisserant da gidecektir.
Yani bir 5-6 isim bence yolcu. Peki bir reklamımız var. Reklamdan sonra da basketbolla ilgili birkaç soru sormak tamam. istiyorum. Sen çünkü Fenerbahçe Beko'yu da çok yakından takip eden bir gazetecisin. Evet. Orada da biliyorsun çok önemli, çok değerli hamleler oldu. Hoca geldi. Sonrasında çok kaliteli bir uzun oyuncu geldi. Bu iki hamleyi de değerlendirsen seviniriz ama reklamdan sonra. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet değerli dinleyenler, Koray Güçlü ile sohbetimiz devam ediyor. Koray'la şimdi Fenerbahçe Beko'yu da çok kısa bir değerlendireceğiz. Koray hattasın değil mi? Hattayım, eyvallah. Sevgili Koray, Avrupa'nın en başarılı, en iyi koçlarından biri ki kendisi Obradovic'e de yardımcı antrenörlük yaptı. Dimitris Itiudis Fenerbahçe Beko'nun hocası oldu. Banvit'te başlamıştı koçluk kariyeri. Orada çok başarılı olduktan sonra CSKA'ya gitti ve sonrasında da hem Rusya VTB Ligi'nde başarılar hem de Euroleague'de başarıları oldu. Ve artık Fenerbahçe'nin hocası. Herhalde Obradovic sonrası yapılan en heyecan verici hamle değil mi? Kesinlikle. Bence değil mi? Sen daha iyi biliyorsun basketbol eyvah benden. Bence alabileceği en iyi koçu aldı Fenerbahçe Avrupa'daki şu an alabilecekleri içinde. O yüzden iyi bir transfer oldu. Bence taraftara da bir heyecan kattı. Yani Obradovic sonrası bence iki koç da çok kötü koçlar mıydı? Hayır, ama bence en iyi koçu getirdiler. Hamleler de yapacaklar, görüyoruz. İyi bir Fenerbahçe geliyor gibi hissediyorum ben. Motley hamlesi geldi ki çok başarılı, çok iyi bir uzun oyuncu. Lokomotiv Kuban'da oynuyor. 2.06 boyu var. Bu sezon bakıyorum şöyle bir istatistiklerine, 17 sayı ortalaması, 9.9 rebound ortalaması yakalamış. Yani gördüğüm kadarıyla hani Jehal ve Floyd'la karşılaştırıyorsak ondan çok daha iyi bir oyuncu. Ama Yan Veseli ile karşılaştırıyorsak orası tabii tartışmalı. Çünkü Yan Veseli bana göre Avrupa'nın en iyi 5 pivotu içerisinde. Hatta belki ilk 3'te yer alır. Öyle söyleyelim. Yan Veseli'nin senin kulağına gelen bir bilgi var mı? Kalıp kalmama durumu nedir? Yan Veseli ile ilgili neler söylersin? Evet, eyvallah. Tabii hepimiz kalmasını isteriz ama büyük ihtimalle yani %90 diyeyim, hani çok fazla %10'luk bir ihtimal bırakayım gene. Barcelona'da forma giyecek yeni sezonda. Yani çok üzücü hem Fenerbahçe taraftarı için hem Türk basketbol severler için. Yani çok özel bir adam çünkü Yan Veseli. Belki de 50-60 tane maçını canlı izlemişim. Gerçekten çok özel isimlerden biriydi. O yönden üzücü. Ama Montley iyi bir oyuncu. Yani birkaç kez denk geldim abi, biliyorsun Eurocup'a veriyordu geçen sezon. Birkaç kez denk geldim. Özel bir adam Montley'de. Yani Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek önemli bir uzun, ama yani değişik, atletik bir uzun. Bence Fenerbahçe taraftarının böyle gelecek sezon en seveceği isimlerden biri olacak. Kesinlikle katılıyorum. Bakalım Fenerbahçe'nin gelecek sezonki basketbol yapılanması nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Bir dinleyicimiz Eyüp abi, Koray Bey'e kombinelerin kısa sürede tükenmesi konusunda sorar mısın? Fenerbahçe taraftarları bu sene şampiyonluğa inanmış gözüküyor. Ali Koç 5. sezonunda şampiyon olacak demiş Metin Yılmaz. Evet, Metin Bey ya, 2 günde sen zaten. Sende de var mı? Sende de o heyecan var mı? Bir Fenerli olarak. Yok, kombine almadım. Yalan. Ben kombine almadım. Yani ama şunu söyleyeyim. 35 bin çok ciddi rakam. Şu ülke şartlarında ibadet kolay değil. Bakalım Galatasaray Beşiktaş kaç bin satacak. Gerçekten çok önemli. Fenerbahçe taraftarı üzerine düşeni yaptı. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu zamanda kolay değildi. Ali Başkan çok istiyor. Fenerbahçe taraftarı bu sene çok istiyor. Yani şampiyonlar kenetlenmiş bir Fenerbahçe var. Cami olarak da biliyorsun Ali Başkan da, onu da şimdiden tebrik ederim. Bu akşam Kulüpler Birliği Başkanı da oluyor Sayın Başkan. Yani Fenerbahçe cami olarak tam anlamıyla şampiyonlar kilitlendi. Ama bence şu var, özellikle futbolda iyi başlamak çok önemli. Nasıl geçen sene Trabzonspor iyi başladı. Zaten sezonun artık ortalarında dedik ki Trabzonspor şampiyon. Yani Fenerbahçe için bence ilk önemli olan, çünkü hoca yine iyi başlaması önemli futbolda.
Evet, katılıyorum ve o heyecanı da Fenerbahçe camiası içinde hissediyor. Çünkü Fenerbahçe bu sene evet gene başarısız oldu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için tek kriter şampiyonluktur, başarı kriteri. Ama güzel kaybetti. Güzel yenildi diye bir tabir vardır ya, umut vaat ederek yarışı kaybetti. Gelecek sezonda yani mantıklı baktığımızda veya objektif baktığımızda diyelim, bunu bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, şu anki yapılanmalara göre en avantajlı iki kulüp Trabzonspor ve Fenerbahçe. Bak, aynen, bu avantajlarını devam ettirebilecekler mi? Koray, ağzına sağlık, çok teşekkürler. Eklemek istediğin bir şey varsa son sözlerini de almak isteriz. Ben teşekkür ederim. Bir de Wilbekin'i çok soruyorlardı. Yayından önce de sordu. Wilbekin için Fenerbahçe bence yani evet. bugün bile açıklasa şaşırmam, öyle söyleyeyim. Sen Wilbekin transferini bekliyorsun. Evet, bekliyorum. Larkin hamlesi, Will Clyburn hamlesine karşı Scottie Wilbekin bence çok değerli olur. Wilbekin çünkü Türk statüsünde oynayacak. Onu da evet, belirtmiş olalım. Evet. Peki, ağzına sağlık, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet, değerli dinleyenlerimiz, açıkçası Koray Güçlü'yle de güzel, keyifli bir yayın oldu. Şöyle bir reklam durumumuz nedir? Ona bir bakalım. Reklamdan sonra da Kartal Yiğit telefon hattımızda olacak ve Kartal abiyle de Beşiktaş'ı konuşacağız. Sonrasında da vaktimiz kalıyor. Herhalde birkaç telefon bağlantısı yaparız. Bekir Akıncı, iyi yayınlar. Galatasaray'ın anlaştığı orta saha oyuncusu var mı? Şu an için yok ama sevgili Bekir, görüştüğü oyuncular var Galatasaray'ın. Bunu belirtelim. Ben Cenk Ergün'ün göreve gelmesiyle beraber kısa sürede transferin çözülmesini bekliyorum. Akta abi, İsviçre'den günaydın. Ahmet Çay arkadaşımla dinlemedeyiz demiş. Akta abi de çok iyi bir Fenerbahçeli. Yıllardır da bize destek olur, bizi dinler. Evet. Sedat Kaymaz, Jason Denayer'i sormuş. Jason Denayer daha önce de Galatasaray forması giydi. Şu anda da Galatasaray forması giymeye çok yakın. Değerli Radyo Spor dinleyenleri, Galatasaray'da yakında transferlere başlayacak. Bugün veya yarın ben Okan Buruk'un açıklanmasını bekliyorum. Okan Buruk'un açıklanmasından sonra transferler yavaş yavaş paylaşılmaya, duyurulmaya başlayacaktır. Turgay Önel, radyonun jokeri demiş benim için. Teşekkür ederim. Fatih Hoca'yı göndermek adına alelacele getirilen B klas teknik direktör Torrent ve ekibi gitmek için 3 milyon avronun üzerinde bir para istiyormuş. Bence bu parayı Burak Elmas ve Işıtan Gün ceplerinden vermeleri lazım demiş. Büyük hata. Büyük hata. Bunu söyleyebiliriz. Açıkçası ben hep söylüyorum. Bu tarz kariyeri olmayan teknik direktörlere Galatasaray ve diğer kulüpleriniz böyle hatalı kontratlar yapmamalıydı. Dominik Torrent ve ekibi zaten işsizdi. Teklif aldıkları vesaire de yoktu. Kendilerine 1,5 yıl opsiyonlu, ikinci yılı yani yarım yıl artı bir o birlik bölümü opsiyonlu bir şekilde teklif edilebilirdi. Kabul ederlerdi. Büyük bir hata yapıldı ve Galatasaray çok ciddi anlamda para kaptırmış oldu maalesef. Bu da bir gerçek. Yunus Derfindane, selamlar Eyüp Yıldız. Torrent'le ayrılık neden dün olmadı? Torrent'le ayrılık dün olmadı çünkü Torrent'in sözleşmesi çok daha zor. Yani Sensibir'in o kadar büyük bir sözleşmesi yok ama Torrent'in sözleşmesi ciddi sıkıntılı. Bunu belirtelim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra devam. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. Evet değerli Radyo Spor dinleyenleri, tekrardan karşınızdayım ve telefon attığımızda Kartal Yiğit var. Kartal abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınlar Eyüp. Kolay gelsin. Kartal abi, TSY'de de kısa bir sohbet etme fırsatımız oldu. Böyle, evet. Vallahi benden büyüksün ama genç gösteriyorsun. Çok karizmasın. Bunu söyleyeyim yani. Teşekkür ederim Eyüp kardeşim.
İstersen yavaş yavaş konulara girelim. Beşiktaş'ta dün Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları vardı Kartal abi. Özellikle Weghorst kısmı çok ciddi yankı buldu. Biz oyuncuyla anlaştık, onun istediği parayı da verdik, ondan haber bekliyoruz dedi. Sürekli bir şekilde de Weghorst'un Beşiktaş'ın teklifini cebinde tuttuğunu, başka kulüplerle görüşüp başka kulüplerden de teklif almaya çalıştığı konuşuluyor. Bu transfer ne aşamada, nasıl sonuçlanacak sana göre? Valla şimdi ilk doğru, dün başkanın açıklamaları izledik zaten. Evet, doğru söylüyor sayın başkan. Vegas'ta görüşüldü. Parasal anlamda, maddi anlamda herhangi bir sıkıntı yok. 2.700 hatta 2.800 deniyor yıllık anlaşma sağlandı. Fakat burada oyuncunun bu transferindeki en büyük engel Almanya'daki Beşiktaş'ın rakipleri. Yani özellikle Eintracht Frankfurt'un ciddi bir isteği var Hollandalı oyuncu için. Tabii böyle olunca kafası da karışmış durumda futbolcunun. Ben dün yazdım, dün akşam saatlerinde Weghorst Sportif Direktör Ceyhan Kazancı'yı arayarak Alman kulüpleriyle görüştüğünü, teması olduğunu, önceliğinin Almanya olduğunu söylemiş. Yani açık açık direktman, işte benim önceliğim Almanya. Özellikle ailem burada kalmamı istiyor, Almanya'da kalmamı istiyor şeklinde, yani Almanya'ya gitmemi daha doğrusu istiyor şeklinde bir görüşü olmuş. Ama bunu da söylerken açık kapıda bırakmış. Yani kesinlikle ben Beşiktaş'ta oynamak istemiyorum şeklinde herhangi bir görüşü olmamış. İstanbul'u ve Beşiktaş'ı biliyorum, oynamak da istiyorum şeklinde bir düşüncesi de var. Ama tabii burada bunu söylerken de dediğim gibi Almanya'nın köklü kulüpleri ve yanılmıyorsam Hollanda'dan da kendi ülkesinden de bir kulüp varmış, onu bilmiyorum şu an, istiyor golcü oyuncuyu. Tabii şimdi kafası tamamen karışık. Şimdi düzenini de bozmak istemiyor haklı olduk. Şimdi biz burada tabii taraftar gözüyle bakarsak kızıyorlar, diyorlar işte adam naz yaptı, gelmeyecekse gelmesin, bırakın gitsin şeklinde bazı tepkiler var. Doğaldır. Haklı olarak taraftarlar da isyan ediyor ama şimdi bir de öbür cepheden baktığımız zaman ya oyuncu da orada bir düzeni var Avrupa'da. Onu da bırakmak istemiyor. Peki Kartal abi, alternatifleri var dedi. Hatta Sercan Dik miydi yanlış hatırlamıyorsam? Sercan sordu. Evet. Muleka'ya sordu. Evet, Muleka ve onun gibi bazı oyuncular da alternatif olarak duruyor. Weghorst çok zaman kaybı, onu beklemek, onun karar vermesini beklerken diğer futbolcuların kaçması durumu vesaire olmaz değil mi? Zaman kaybı yaratmaz yani. Yani olacağını düşünmüyorum. Niye olacağını düşünmüyorum da lige vakit var. Bir de Beşiktaş Avrupa kupalarında oynam yok bu sene. Yani belki de son ana kadar bekleyip boşta olan oyuncuları da değerlendirebileceklerdir. Evet, alternatifleri var. Zaten bilinen isimler var işte medyada çıkan şu Sörlot olsun, Muleka olsun. Ama bunlar da kolay transferler değil. Yani bunlar oyuncuların bonservisleri var. Şimdi bonservisi olmasa Beşiktaş'ın hemen alma gücü var. Yani oyuncuya kendisine 3 milyon eurolara yakın bir para ödeme durumu var Beşiktaş'ta. Yani santrofora bu parayı verecekler. Ama bonservis işin içine girince bir çıkmaza giriyor. Şimdi Muleka dediğiniz oyuncu Standard Liège'in sözleşmeli futbolcusu. Kasımpaşa'da geldi, hakikaten kısa bir dönemde inanılmaz bir çıkış yakaladı. Ama Kasımpaşa işte yok satış opsiyonu var deniliyordu. Öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı ve Kasımpaşa'dan ayrıldı gitti. Şimdi Belçika kulübü ilk başta 5 milyon euro istedi Beşiktaş'tan. Beşiktaş uzun süredir bu görüşmeleri sürdürüyor. 5 milyon euro istedi. 5 milyon euro tabii çok yüksek bir rakam. Daha sonra dün öğrendik 4 milyon euroya inmişler. Beşiktaş'ın teklifi de net 2,5 milyon hatta peşin verelim şeklinde. Hatta bir dahaki satıştan da pay verelim. Ama Belçikalılar bunu kesinlikle kabul etmiyor. Yani şu an itibariyle 4 milyon euroda diretiyorlar. Çünkü oyuncu hakikaten çok iyi bir performans sergiledi. Bir de tekrardan Türkiye'ye gidecek. Onlar da biliyorlar iş yapacağını. O yüzden bu parada diretiyorlar. Beşiktaş'ın bu parayı verecek gücü var mı? Yok. Yani 4 milyon euroları yalnız Beşiktaş değil, bugünkü şartlarda hiçbir kulübün ben bonservis olarak vereceğini düşünmüyorum. Rıdvan Yılmaz'dan gelen para oraya kullanılamaz mı? Yani kullanılabilir ama yani vermek istemiyor Beşiktaş. Yani
Ahmet Başkan her fırsatta bütçeyi aşmayacağız diyor. Bu sene çok kritik diyor. Gelirler düştü diyor. Doğru. Yayın gelirleri muamma. Ne alacakları belli değil daha. Ağustos'un sonundan itibaren bankalar birliğine olan taksitler başlayacak. Az değil yani, büyük rakamlar. Ya bunları nerelere vereceksiniz? Artı Rıdvan hala henüz satılmış değil. Ve Rıdvan'dan gelecek parada net olarak öyle 6 milyon euro değil şu anki görüntüde, tabloda. Yani o da kısmi kısmi gelecek. Yani şimdi siz direktman bu parayı alıp oraya veremezsiniz. Yani Beşiktaş'ın öncelikli olarak bonservis verecek gücü yok. Şimdi bir sürü isim var, evet. Şunu söyleyebilirim ben. Benim şahsi fikrim Beşiktaş biraz da medyanın bu isimler üzerinde yoğunlaşmasını istiyormuş gibi bir düşüncem var benim. Yani her transfer dönemi bunlar taktiktir. Ben sürpriz bir isim gelirse şaşırmayın derim. Yani benim beklentim sürpriz bir santrofor, sürpriz bir golcü olacağı yönünde. Yani bu saydığımız isimlerin dışında. Beşiktaş altyapısında oynayan genç bir kardeşimiz sevgili İlkay, sana Onyekuru Beşiktaş transferi gerçekleşir mi? Onyekuru'nun durumu nedir diye sormuş. Evet. Kartal abi, bu genç Kartalı, genç Beşiktaşlıyı, sorusunu cevaplandırırsan çok sevinirim. Tabii. Onyekuru kesinlikle Beşiktaş'ın listesinde yok, onu söyleyebilirim. Yani geçtiğimiz dönemde de çıktı bu, nereden çıkıyorsa. Direkt ben yetkili ağızlarla konuştum, yöneticilerle görüştüm. Onyekuru ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Hocanın listesinde de yok diyor zaten. Ama sol tarafa transfer aranmıyor mu? Yani orada kaydırmak arıyor. Çıktı. Sol öne, evet, Larin çıkıyor. Sol öne arıyor ama yani Onyekuru, yani hocanın Valerian İsmail'in listesi varmış. Yani öyle çok denenmiş oyuncuları istemediğine dair bir görüşü var. O yüzden Onyekuru yok. Tabii son öne aranıyor. Yani şöyle de bir durum var. Şimdi zaten sağda Gezal var. Zaman zaman solda da oynayabilir Gezal. Şimdi solda alacağınız adam belki de çok daha gole yatkın bir isim olacak. Yani onu fazla kullanmak istemiyorlar. Belki de yerli bir isim de olabilir. Yani geri geldiğinde Cenk Tosun da bu kanatta oynayabiliyor. İşte Burak Yılmaz da oynayabiliyor. Hala bunlar bir yerle anlaşmayan oyuncular. Yani o yüzden o bölgeyi ben acele edeceklerini düşünmüyorum. Yani ilk etapta şu santrofor işini çözmek istiyor Beşiktaş. Öncelikle o işi bitirip ondan sonra oraya odaklanacaklar. Yani görünen o. İlhan Kuto, Kartal abiye sorun var demiş. Rıdvan ve Ersin'de son durum nedir? Rıdvan gitti zaten. Ama Ersin'i soralım. Ayrıca demiş ki Kartal abi, Kazımcan yukarıya çıkabilir mi? Kaleye de Mert birinci gelebilir mi demiş. Evet. Altyapısı Beşiktaş'ın çok başarılı. Ya Beşiktaş'ın altyapısı hakikaten son iki dönemdir meyvelerini vermeye başladı. Zaten hocanın da ciddi anlamda bir görüşü var. Kampa mümkün olduğu kadar genç oyuncu getirecek ama şu an isimler netleşmiş değil. Net yani zaten geçtiğimiz sezondan beri çıkanlar var. En az 5 ya da 6 tane genç isim kampa gelecek. Yani o bilinenlerin dışında, işte o zaten artık Emirhan'ı saymıyorum. Emirhan artık A takımın oyuncusu. Onun dışında bir 4-5 tane en az ve bu adet 6'ya kadar da çıkabilir. Oyuncu bekleniyor A takımla. Özellikle ilk kampa götürülüp bunlar denenecek, bakılacak. İstanbul'daki ilk kampta oyuncular bakılacak ve kimlerin kalacağına karar verilecek. Beşiktaş bu konuda kesin kararlı. Onun dışında Rıdvan, evet, Rıdvan gitti diyebiliriz. Ancak tabii, alo. Dinliyoruz Kartal abi. Bu arada bayağı bir soru geliyor yani şu an. Reytinglerimizi verdiğim bilgilerle fırlattın. Çok teşekkür ediyorum. Salim Manav gibi reytingleri sıfırlamıyorsun yani. O da birazdan arkamızdan yayına girecek. O yüzden ona da birazcık motivasyon yapmaya çalışıyor. Evet, Salim Manav Anadolu Ateşi'nde hakikaten o da güzel işler yapıyor, şaka bir yana. Evet. Onu da tebrik etmek lazım. Dediğim gibi Rıdvan İş bitti ama imza yok. Yani imza atılmadan bir şey için konuşmak bence sıkıntı. Ama Ersin için de evet, dediği gibi Sayın Başkan'ın teklifler var. Kulübe ciddi anlamda bir şey gelmiyor. Yani orada bir sıkıntı var. Yani sportif direktör Ceyhun Bey de bunu daha önce açıklamıştı. Evet, biz dolaylı yollardan menajerler vasıtasıyla duyuyoruz ama kulübe böyle ciddi
kulüp teklifi gelmiyor dedi ama ben geleceğini düşünüyorum. Gelse de Beşiktaş'ın planları hazır. Mert Günok iyileşti. Ligimizin en tecrübeli kalecisi. Ardından genç Emre kardeşimiz, o da sözleşmesini uzattı. O da zaten oynadığı son iki maçta yeteneğini gösterdi. O da var. Yani Beşiktaş Ersin giderse de kalede bir sorun yaşamayacak. Bir kaleci alma gibi bir düşüncesi yok. O yüzden burada bir sıkıntı yok. Gelen her teklifi açık Beşiktaş. Yani her oyuncusuna gelecek teklifleri açık. Bunun için Alex Teixeira da var. Ama Alex henüz bir şey gelmiş değil. Arap kulüplerinin bir ilgisi var deniliyordu. O da şu an itibariyle sanki böyle biraz soğumuş gibi gözüküyor şey. İrem Turan, Kartal Bey'e sorar mısın Beşiktaş kombineleri ne zaman çıkacak ve kaç bin sınırında olacak diye bir mesaj göndermiş. Kombineler ne zaman satışa çıkar? Şöyle, Temmuz ayı içerisinde, yani Temmuz'un ilk haftası, yani Temmuz'un ilk 10 günü içinde ben çıkacağını düşünüyorum. En geç bayramdan sonra. Çünkü bayram giriyor araya, bayramda insanlar yoğunluk gösteremeyeceği için yönetimin bayram sonrasını hemen çıkarma gibi bir düşüncesi var. Biraz da şey bekleniyor herhalde, bu özellikle santrafor transferi. Yani santrafor transferini gerçekleştirip böyle çıkarmayı düşünüyor ama Temmuz'un ilk 10 günü içerisinde Beşiktaş'ın kombineleri çıkacak. Ne kadar çıkacağı şeklinde henüz bir bilgi yok. Daha doğrusu yönetim öyle bir hesaplama yapamadı daha. Ancak tabii loca, geçmişten loca sahipleri var. Onları zaten locaları ayrı tutuyoruz ama stadın hemen hemen tamamına yakını kombineli oldu. Geçmişte de bunun geçmişten gelen sayıları biliyoruz. Yani zaten 41.000 1900 adetli bir koltuk adeti olan statta hemen hemen tamamına yakını kombine vermeyi düşünüyor. Yani taraftarların bu konuda bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Kombinelerde herhangi bir şey yok. Herkese yetecek kadar sayı adeti var. Ama yanılmıyorsam geçen sene, bir ondan önceki sene öyle yapmışlardı. Bir 10.000 adet civarı da maç satmayı düşünüyorlar. Özellikle derbiler için. Yani öyle bir kontenjan ayıracaklar ama çoğunluk kombine olacak, onu söyleyebilirim. Evet, yine güzel ve önemli bir bilgi verdin. Diğer taraftan şimdi Galatasaray'a da yazılıp çiziliyor. Benim gördüğüm kadarıyla hemen hemen her fırsatta hem taraftarlardan hem de basın mensupları tarafından Başkan Ahmet Nurçebi bir Anderson Talisca sorusu alıyor. Bir dinleyicimiz de Alex Teixeira yerine Anderson Talisca hamlesi yapılamaz mı? Bir sponsorluk üzerinden, ki dün sponsorluk toplantısıydı. Başkan da söyledi ya, sponsor olsunlar getirelim dedi. Böyle bir sponsorluk üzerinden bir Talisca transferi gerçekleşebilir mi Kartal abi? Ya şimdi şunu söyleyeceğiz. Yani Talisca her böyle boşa çıktığı zaman her dönem Beşiktaş'ın gündemine geliyor. Evet. Yani Beşiktaş'ın da bir isteği oldu. Bu gayet bilinen bir şey. Fakat Talisca tamam Beşiktaş'a gelmeyi o da gönlü razı. İşte beğeniler yapıyor falan da enteresandır, alacağı paradan da vazgeçmiyor. Yani yıllık 4-4,5 milyon eurolar telaffuz ediliyor. Yani Beşiktaş'ın bir futbolcu sponsor da olsa bu parayı verecek bence gücü yok ve olmamalıdır da. Yani çünkü yıllardır biz şunu, ben bu işin içindeyim, şunu bilirim. Takım içindeki dengeleri bozarsanız o takım şampiyonlukta hiçbir şey yapamaz. Şampiyonluğa gidemez. Şimdi Talisca'nın 4,5 milyon euro, 4,5 milyon euro alacağı bir ortamda diğer oyuncular 2-2,5'a senin santrafor, getireceğin santrafor 2-700'e oynarsa, yani orada bir adaletsizlik çıkar ve sıkıntı çıkar. Takım içinde disiplin bozulur. Bu yüzden Beşiktaş yönetimi Talisca'da ısrarlı değil. Ha, tabii ki yani sponsor özellikle bu sene ana sponsoru oldu bir coin markası. Bunu alacak gücü var, getirebilir ama bu konuda bir talep yok. Yani hocadan da bir talep yok. Yani gidin bana şunu getirin demiyor. Yani hocam özel sistemde bilmiyoruz. Yani Talisca ne yapabilir? Çünkü Alex'i de, özellikle Alex'in de gitmesine sıcak bakıyor Valerian İsmail. Yani ortada çok koşan, çok mücadele eden bir takım istiyor. Geriye dönebilecek bir takım istiyor. Yani Alex Teixeira bunu karşılamıyor. Talisca da bunu karşılayamaz. Yani bunlar ofansif güzel, ofansif oyun da
zevk veren oyuncular, ileride hücum yönünde katkı sağlayabilecek oyuncular ama defansif anlamda da sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncular. Yani hocanın istediği oyuncu tipi değil bunlar ama tabii ki de yönetim oldu da Talisca'yı getirirse ne Valerian İsmail karşı çıkar, yani kimse karşı çıkamaz. Şu anki görüntüde Talisca Beşiktaş'ın gündeminde yok açıkçası. Yani olur olmaz diyemiyorum kesin, yani son anda bir şey olursa olabilir ama öncelik olarak Alex'in tutulması lazım. Alex de şu an duruyor. Peki Kartal abi, son bir soru. Yine Beşiktaşlı bir dinleyicimiz göndermiş. Hamit Güney der ki, Eyüp abi selamlar. Larin'le ilgili olarak sorumu iletir misin? Kapı tamamen kapandı mı? Evet, kapandı. Yani Larin'le ilgili kapı zaten sezon lig bittiğinde kapanmıştı. Çünkü daha önce birkaç kez... Yalnız istediği teklifleri bulamıyor Kartal abi. Bulamıyor yani, bulamıyor ama ben bulamasa dahi, yani Beşiktaş'ın kapısına tekrar gelse dahi, ben Beşiktaş yönetiminin ve teknik ekibinin Larin'i almayacağını biliyorum. Bu iş kapanmıştır, bu defter. Çünkü Beşiktaş hakikaten peşinden koştu. Verebildiği rakamları verdi ama Larin çok uçtu, özellikle menajeri. Ve bu saatten sonra Larin'in olacağını sanmıyorum. O defter kapandı. Zaten yerine oyuncu bakılıyor. Yani pek olacağını. Peki neden oyuncu kuru düşünülmüyor? Hocanın tarzını beğenmemesi durumu mu var, yoksa başka bir sıkıntı mı var? Yani hoca bildiği daha çok böyle kendi listemde bildiğim bir oyuncu getireyim diyor. Yani ama Onyekuru olur mu? Bence olur. Yani Onyekuru iyi bir futbolcu. Kimse normal şartlarda Onyekuru'ya kimse hayır demez. Ama nedense, son 3 sezondur kötü Kartal abi. Evet, yani bir grafiği yok, istikrarı yok. O yüzden en büyük neden bence o. Ama yine de gelse ben düşük şartlarda, yani Beşiktaş'ın maddi profiline uyacaksa ben alırım Onyekuru'yu. Yeteneği belli olan oyuncu. Belki burada tekrardan alır başını gider ama dediğin gibi son dönemde oynamayan, sıkıntılı olan bir futbolcu. Bir de çok denenmiş bir oyuncu. Yani hem benim görüşüm hem kulüpte, yani böyle denenmiş oyunculara karşılar. Bence doğrusunu yapacaklar. Yani Valerian İsmail'in portföyünde çok geniş kapsamlı genç oyuncular var. Yani Onyekuru tarzında çok oyuncu var. Onun için istemiyorlar. Haklılar. Yani o paralara da verilecek gibi değil. Yani bilmiyorum ne kadar isteniyor ama Beşiktaş'ın bir ilgisi yok, onu söyleyebilirim. Atiba kalacak mı, gidecek mi? Ama kalacak gibi gözüküyor. Çünkü bu yabancı kuralı yine eskisi gibi geçerli olacağı için Atiba zaten yine geldi İstanbul'da. Hazırlığını yapıyor. 27'si antrenmanlar başlıyor. Büyük ihtimal Atiba ile bugün yarın bir sözleşme imzalanır. Açıklama yapılır. Bir yılda ama çok düşük meblağlarla, yani hatta maç başı ağırlıklı düşünülüyor. Maç başı ağırlıklı bir sözleşmeye imza atar. Atiba da imza atar zaten. Herhangi bir sorun yok. Yani Atiba'nın ben bu hafta bilemedin, önümüzdeki hafta açıklanacağını düşünüyorum. Atiba da seçilmiş maçları çok da iyi oynar. Yani bütün sezonu kaldıramaz yaş itibariyle. Ama seçilmiş maçları bence gayet iyi oynar. Yani içeride özellikle son yarım saat. Onu geçtim. Yedek kalsa bile sorun çıkarmayacak bir oyuncu için. Çok inanılmaz bir tevazu değil. Zaten bence iki nokta nedeniyle takımda tutuluyor. Bir, Koçibul olması. Oynasa da oynamasa da problem çıkartmaması. İkincisi de takımdaki diğer oyunculara çok ciddi anlamda örnek olması, birleştirici olması. Ben bunu yani çok fazla duyuyorum Atiba'nın. Takımdaki arkadaşlığı, dayanışmayı çok yukarıya çektiğini herkes anlatıyor. Ağabey olacak. Yani özellikle şimdi takımda genç oyuncu çok. Gençlere tam bir rol model. Ağabey. Yani sahadaki ve sağ dışında neler yapılacağını falan anlatacak tek isim. Yani Atiba'yı ne şartta olsun tutmaları lazım. Tutacaklar da. Yani oradan bir sıkıntı olacağını hiç zaten düşünmüyorum. Kartal abi ağzına sağlık. Çok güzel bir bağlantı oldu. Dolu dolu Beşiktaş'la ilgili bilgilerini ve yorumlarını paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Ajans Spor yorumcusu, aynı zamanda Radyo Spor programcısı Kartal Yiğit'le Beşiktaş üzerine güzel, keyifli bir sohbet yaptık. Bugünkü yayının artık sonuna geldik. Ben açıkçası biraz daha dinleyicilerimize zaman kalır diye düşünüyordum ama kalmadı. Yarın mı olur artık, perşembe veya cuma mı olur, onu bir ölçüp biçip tartacağım. Bir programın son bir saatini tamamen dinleyenlerimize bırakacağım. Telefon hattımızı açıp dinleyicilerimizle sohbet etmek istiyorum değerli Radyo Spor dinleyenleri. Artık ben müsaade isteyeceğim.
değerli dinleyenlerimiz. Yarın sabah içinde, bu akşam program yok. Yarın sabah yine benim için yoğun olacak. Önce burada 10-12 arası akşamda Yeşil Koltuk programında karşınızda olacağım. Elimden geldiğince sizlere gündemi aktarmak istiyorum. Şimdi müsaade değerli dinleyenler. Benden sonra Salim Manav Anadolu Ateşi programıyla karşınızda olacak. Salim'in de eminim çok önemli bağlantıları ve programda keyifli bilgi içeren sohbetleri olacaktır. Bana müsaade efendim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. HDI Sigorta Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo, spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.